Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tamam, burada... iki dakika lütfen. Sadece 2 saniye. Tabii ki. Bağlantı tamamlandı. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Tekrar iyi akşamlar diliyorum herkese. Hoş geldiniz. Bugün burada Jeoloji Mühendisler Odası İstanbul Şubesi'ne bağlı Jeoteknik Komisyonu'nun düzenlemiş olduğu Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018'in değerlendirilmesi isimli seminer için toplanmış bulunuyoruz. Semineri Jeoteknik Komisyonu üyeleri gerçekleştirecektir. Ve şimdi izninizle sözü İstanbul Şubesi 2. Başkanı Sayın Necat Güven'e vermek istiyorum. Necat Bey buyurun lütfen. Keyifli seminerler olsun. Buyurun. Teşekkürler Sinem Hanım. Arkadaşlar merhaba. Webinarlarımızın artık sonuncusuna geldik. Herkes de yoruldu. Biraz spesifik bir konu son olarak yapalım mı yapmayalım mı diye düşünmüştük. Jeoteknik komisyonu illa olsun deyince biraz da tabii şeyde piyasada da bu yeni deprem yönetmeliğiyle alakalı bir sıkıntı var hala. Bir türlü çözemedik onu. O yüzden böyle bir yani bu yönetmelik nasıl yapıldı, nereden nerelere gelindi, hangi haklarımız var, biraz o haklar nasıl alındı onu anlatacağım. Biraz yönetmeliğe gireceğim. Sonra veri raporu ve geoteknik raporda dikkat edilmesi gereken hususlar, gerçekten çok kötü raporlar hala geliyor. Yani bir seneyi aşkın bir zaman olmasına rağmen yönetmelik çıkarı hala gerçekten yönetmeliğe hiç uymayan raporlarla karşı karşıyayız. O yüzden Jeoteknik Komisyonu'nun talebi üzerine son olarak işte Eylül ayına kadar sanırım artık herhangi bir webinarımız olmayacak. Bunu böyle bir şey yapalım dedik. Katılımınız için teşekkürler. Spesifik bir konu, herkesi de çok ilgilendiren bir konu gibi durmuyor. Ama gelen arkadaşlara bu sıcak yaz gününde teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş da ben sunumumu açayım. Arkadaşlar dediğimiz üzere Jeoteknik Komisyonumuzun Necat Bey, share edebilir misiniz sunumunuzu? Share screen butonundan. bir saniye. Share screen. Evet. Geldi mi? Teşekkür ediyoruz, evet. Tamam, büyüteyim. Dediğim gibi arkadaşlar, Jeoteknik Komisyonu ile beraber hazırladık sunumu. Ben Necat Güven, Şube 2. Başkanı, Jeoloji ve Geoteknik Yüksek Mühendis olarak sunumu ben gerçekleştireceğim. Dediğim gibi zemin etüdü veri ve geoteknik rapor uygulama esasları ve rapor formatı webinarımızın adı. Ben her sunumuma bir jeoloji ve geoteknik atasözüyle başlıyorum. Bir bölgenin jeolojisini ve jeomorfolojisini bilmeden geoteknik çözümler üretemezsiniz. Ve bizim meşhur jeoloji atasözümüz, ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz. Şimdi arkadaşlar, birinci olarak tanımlardan gireceğim. Yani biraz biz bu aslında webinar hazırlarken de nasıl hazırlayalım diye düşündük ama daha açıklayıcı olması için şekiller üzerinden gidelim dedik. İlk TBDY yönetmeliği 2019'da yayınlandığı zaman ben buna benzer semineri odada vermiştim. Yani bir 15-20 kişi vardı ama daha sonraki aldığımız tepkilerden yani şekillerde olmayınca biraz amacına uymadı diye sanırım. Şimdi arkadaşlar, zemin ve temel etüt raporu, bunlar biraz tanım olacak ama vermek durumundayım. Çünkü dediğim gibi piyasada hala yani yeni yönetmeliği anlamayan maalesef çok arkadaşımız var. O yüzden bunları biraz anlatacağım. Zemin ve temel etüt raporu, yeni yönetmeliğe göre her bir parsel için ayrı ayrı olmak üzere yapının temel ve statik hesaplarının yapılması için zemin araştırma verileriyle geoteknik değerlendirmeleri içeren uygulama esasları rapor formatı. Zemin ve temel etüt raporları eskiden arkadaşlar çoğumuz biliyoruz tek bir formatta vardı. Tek bir raporda veriyorduk. Bu yeni yönetmelikte zemin etüt raporları veri ve geoteknik raporu olarak ikiye bölündü. Yani yeni yönetmeliğin en şeyi farkı eskisinden. Aslında değişen, özde anlattığım zaman da zaten farklı bir şey göreceksiniz. Aslında değişen fazla bir şey yok. Sadece veri raporu ve geoteknik rapor diye ikiye ayrıldı yeni deprem bina yönetmeliğinde. Veri raporu arkadaşlar, arazi ve laboratuvarda gerçekleştirdiğimiz zemin araştırmalarından elde edilen verilerin sunulduğu rapordu. Yani veri raporunda bu yeni formatta hiçbir yoruma
yorumu istemiyor yeni bakanlık. Diyor ki arazide, laboratuvarda gerçekleştirmiş olduğunuz jeolojik ve jeofizik çalışmaları, laboratuvar çalışmalarını rapor içerisinde yalnızca verin diyor. Şimdi bu tanımları dediğim gibi niye yapıyoruz? Yani ben çok yoğun geoteknik rapor da yapıyorum. Öyle veri raporları geliyor ki içerisinde hala taşıma gücü olan, değerlendirmeler olan. Yani veri raporunda çok açık ve net bakanlık diyor ki hiçbir yoruma yapmıyorsunuz. Siz sadece arazi ve laboratuvarda gerçekleştirilmiş olan verileri raporunuza koyun diyor. Geoteknik rapor, dedim ki eskiden de bunu yapıyorduk ama biraz daha detaylandırıldı. Statik, dinamik ve deprem etkileri göz önüne alınarak arazi zemin modelinin oluşturulduğu, zemin tabakaları için geoteknik tasarım parametrelerinin verildiği, temel tipleri seçimine ilişkin seçeneklerin irdelendiği, mühendislik analizleri ve değerlendirmeler ile temel tasarımına ilişkin önerilerin sunulduğu rapor. Şimdi veri raporunu bir şematik olarak veri ve geoteknik raporunu açıklayalım dedik. Veri raporu amaç ve kapsamı, sahanın tanıtımı, jeolojisi, sondaj ve jeofizik çalışmaları, laboratuvar deneyleri ve jeolojik profil. Veri raporunda istenen yalnızca bunlar. Ya bunun üzerine, bunun haricinde veri raporunda herhangi bir şey yapmaya gerek yok ama tabii bunları biraz sonra açacağım. Çok detaylı verilmesi gerekiyor. Geoteknik rapora gelince birincisi tabii ki problemin tanımlanması. İdealize zemin kesiti ve profili, tasarıma teşkil edecek geoteknik tasarım parametrelerinin seçimi, yüzeysel temel analizleri, yüzeysel temel analizlerinin yetersiz kaldığı yerde derin temeller ve depremsellik olarak ayırabiliriz. Şimdi arkadaşlar tanımlar dediğimiz gibi şimdi zemin ve temel etüt ekibi bu eskiden de vardı çok uygulanmıyordu ama zemin ve temel etüt sorumlusu mühendis tarafından oluşturulan etüt karakterizasının gerektirdiği çalışmalara uygun olarak jeoloji, inşaat ve jeofizik mühendislerinin yer aldığı çalışma grubudur. Arkadaşlar burada özellikle altını çizdim. Statik inşaat mühendisi statik projeyi yapan. Yani bizim bazı arkadaşlarımız işte dışarıdan para verip inşaat mühendislerine imza attırıyorlar. Şimdi biraz sonra da anlatacağım. Yani böyle bir şey olamaz. Geoteknik raporda özellikle o kadar çok detay inşaatla alakalı, statikle alakalı veri alıyoruz ki onu ancak statiği yapan bilebilir. O yüzden özellikle bütün bu işte uğraşan arkadaşlardan rica ediyorum. Sakın dışarıdan hiçbir inşaat mühendisine para verip de imza attırmasınlar. Geoteknik raporda geçen inşaat mühendisi imzası statik projeye yapandır. Dediğimiz gibi zemin ve temel etüt ekibi jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi ve jeofizik mühendisinden oluşuyor. Şimdi arkadaşlar gene bir problem. Yani bu raporu nasıl imzalanacak, nerede imzalanacak? Birçok belediyede problem var. Yani bize çok şikayetler geliyor. Arkadaşlar yönetmeliğin kitapçığında yazan şey şudur. Veri ve geoteknik raporun kapağı ile sonuç önerilerin öneriler bölümü raporun içeriğine uygun olarak çalışmada katkısı olan mühendislerce. Bakın arkadaş bunu özellikle kırmızı yaptım. Yani çalışmada katkısı olan mühendisler. Dışarıdan bir inşaat mühendisinin bu projeye ne gibi katkısı var ki dışarıdan inşaat mühendisine para verip de rapor imzalatıyorsunuz. Çalışmada katkısı olan mühendislerce imzalanır diyor. Mühendislik disiplinleri rapor içeriğinde kendi meslek disipliniyle ilgili sayfaları da paraflamalı. Yani her şeyin jeofizik kısmını jeofizik mühendisi paraflayacak. Jeoloji ile alakalı olan kısımlar jeoloji mühendisi tarafından ve hesaplamaları jeoloji mühendisi yaptıysa hesapların olduğu kısım statikle alakalı. Yani geoteknik raporda da şey, epey detaylı anlatacağım. Özellikle bu yeni deprem yönetmeliğinde geoteknik raporda taban basıncı dağılımları var. Yani tüm depremli ve statik hallerdeki yapıdan zemine aktarılan taban basıncı dağılımlarıyla yapıldığı yerler oraları inşaat mühendisi. Yani statiği yapan inşaat mühendisinin mutlaka imzalaması gerekiyor. Bizim bu yeni formatımızda kategorilerimiz var. Eskiden yoktu. Kategori 1, kategori 2 ve kategori 3. Arkadaşlar hem kategori 1'de hem kategori 2'de hem kategori 3'te. 3'ü de veri ve geoteknik raporunu kapsıyor. Yani bunun başka bir şeyi yoktur. Kategori 1'de geoteknik rapor yapılmaz diye bir durum yoktur. Kategori 1'de de, 2'de de, 3'te de veri ve geoteknik raporunu kapsayan kapsar. Bunun başka bir anlamı yoktur. Yani bazı arkadaşlarımız sanki kategori 1'de geoteknik rapor yapılmayacak gibiymiş gibi bir sorular soruyorlar. Tüm kategorilerde veri ve geoteknik raporu yapılacak. Şimdi arkadaşlar kategorilerde yer alan mühendisler. Şimdi arkadaşlar tabii şeye gelmeden bir yönetmeliğin kısa bir küçük bir tarihçesini de anlatayım. Şimdi işte 2017-18 yıllarında
kulağımıza bir şey gelmişti. Yani bu deprem yönetmeliği değişecek ve müdahil olun diye. Bizler de işte hem genel merkezimiz Hüseyin Alan sağ olsun çok bu yönetmeliğin bu şekilde çıkmasında katkısı vardır. Biz bu şeye bundan önceki yönetimde de benim de içinde dahil oldum. Can abiyle beraber biz müdahil olduk. Ama dediğim gibi belli bir şeyden sonra biz şeyden çıkarıldık. Yani biz hiçbir zaman aranmadık bile. Tabii sonra karşımıza, daha doğrusu bizler görüş istendi. Görüşleri verdik. Ancak sonra karşımıza 1-1-2019'da bir yönetmelik çıktı. Açıkçası bizler sadece işin hamallığını yapan, veri raporuyla sınırlandırmış bir meslek grubunda kaldık. Tabii bunun jeoloji mühendisliği açısından kabul edilebilir bir tarafı hiçbir zaman olmadı. Yani 20 yıl aşkın zamandır, yani uzun yıllardır zaten bu işi yapan bizim meslektaşlarımızdı. Bir meslek grubunun yok sayılması gibi bir şey zaten bizim jeoloji mühendisler odası olarak kabul etmemiz imkansızdı. Ve bununla alakalı çok ciddi bir mücadeleye başlandı. İnanılmaz kavgalar verildi. Yani bu bizim meslektaşlarımızın çoğu tabii odaya gelip gitmedikleri için ve bu işlerden bir haber olduğu için bu aslında verilen emeğin farkında değiller. Meslektaşlarımız bu yönetmelikle aslında 20 yılı kazandılar. Çünkü Türkiye'de bina yönetmelik, deprem yönetmelik yani 20 yılda bir yaklaşık olarak değiştiğini düşünürsek gerçekten hem İstanbul şubenin hem merkezimizin hem diğer şubelerin inanılmaz kavgalarıyla yani çok ciddi bir mücadeleyle 1-1-2019'da sadece veri raporuna sığdırılmış olan mesleğimiz Mart'taki yeni genelgeyle 3 kategoride dolan arkadaşlar tek meslek grubuyuz. 3 kategori, kategori 1, kategori 2 ve kategori 3'te olan tek meslek grubuyuz. Bunun meslektaşlarımız olarak sahip çıkılması lazım. Kategori 1 arkadaşlar bu kategori 1'de yönetmelik diyor ki jeoloji mühendisi yapar. Gerek görürse de ilaveten diyor jeofizik mühendisi de bu projeye dahil olabilir diyor. Kategori 2 hemen hemen şu anda yani İstanbul dahil aslında Türkiye'nin birçok kısmına giren bu yönetmelikte kategori 2'ye giriyor bizim birçok şu andaki hem binalarımız hem senin durumumuz. Burada jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi gene statiği yapan altını çizerek söylüyorum. Gene etüt planlamasına göre ilaveten jeofizik mühendisleri tarafından. Ya tabii bu şey etüt planlamasına göre ilaveten aslında bu yönetmeliğin belki de kötü bir tarafı. Çünkü yani arkadaşlar çok meslek şövenisi olmaya gerek yok. Yani zemin etüdü dediğimiz şey aslında jeoloji, jeofizik, inşaat mühendisliğinin şeyidir. Yani birlikte yapması gereken. Bununla mücimi yok arkadaşlar. Yani hiçbirimiz bu işi tek başımıza yapamayız. Yani jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi, jeofizik mühendisi bir araya gelerek zemin etütlerini yapmak zorunda. Kategori 3, kategori 3'te zaten tamamen tanımlanmış. Bu kategori 3'ü jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi ve jeofizik mühendisi bir yapacak diyor yönetmelik. Şimdi arkadaşlar kategori 1, yani bu kategoriler biraz açıkçası karışık. Çünkü bu kategorilerin hepsini ya baktığınız zaman hepsini sağlayan bir şey. Ben 1,5 yıl oldu bu yönetmelik başlayalı, ya uygulamaya başlayalı. Yani kategorilerin tamamını uyan yani bir proje görmedim. Yani ya kat yüksekliğinden şey yapıyor, olmuyor. Ya bina önem kat sayısı kurtarmıyor. Ya zeminin durumu şey yapmıyor. İşte uygun alan olacak diyor. Burada arkadaşlar bakın yazıyor. Bodrum kat yüksekliği 3 metreden küçük olacak. Bodrum katı hariç 2 katlı toplam yüksekliği 750'den küçük olacak. İşte bodrum kat dahi toplam inşaat alanı 500 metrekareden küçük olacak. Bodrum katsız toplam inşaat alanı 300 metrekareden küçük olacak. Küçük basit konu tipi yapılar, site tipi, müstakil yapılar. Zeminleştirilmesi gerekmeyen yapılar olarak görüyor bu yapı bileşenleri yönünden. Zemin bilimleri yönünden işte sert kayalar, az ayrışmış, orta sağlam kayalar, sert kil tabakaları. Ve uygun alan olacak. Şimdi uygun alan olabilir ama eğim %5'i geçen birçok uygun alan yerler var. Bu nasıl olacak? Yani gene bu yönetmeliğin aslında bu kategori tanımlamaları da birçok meslektaşımızın, daha doğrusu meslektaşlarımızın olduğu kadar, yani kamuda çalışan arkadaşlarımız da çok sıkıntıya sokuyor. Ben 3 belediyenin az çok danışmanlığını yapıyorum. Gerçekten onlar da en fazla sıkıntı yaşadıkları şeylerden birisi bu hangi kategoriye sokacakları. İşte ya dediğim gibi 10 tane madde varsa 9'unu tutuyor ama bir tanesini tutmuyorsa kamuda çalışan arkadaş haklı olarak ya ben bunu almıyorum diyor kategori 1'e, kategori 2'ye alacağım diyor. Piyasada çalışan arkadaşımız işi rahat olsun diye kategoriye 1'e alınmasını istiyor. Ya dedim diyor bu kategorilerin tanımlanması yani güzel ama çok kafa karıştırıcısı olmuş. Kategori 2 dediğim gibi şu anda yani İstanbul'da ve Türkiye'de hemen hemen birçok binaya kategori 2'ye giriyor. Bina yükseklik sınıfı BYS dediğimiz yeni yönetmelikte 4 ile 8 arasında kalan yapılar.
yüksek risk içermeyen, alışılmamış taşıyıcı sistem ve yükler içermeyen, genel olarak dediğim gibi şu anda piyasada gördüğümüz yapıların birçoğu kategori 2'ye giriyor. Zemin özellikleri bakımından gene tanımlamalar yapılmış. Arkadaşlar kategori 3. Şimdi kategori 3 gerçekten en sıkıntılı. İşte bina yükseklik sınıfı en fazla. Dedi burada özellikle yeşille işaretledik. Yani BYS 1, 2, 3'e giriyor. Yükseklikleri 56 metreden H max 70 metre yüksekte olan binalar. Dediğim gibi şu anda ben 1,5 yıldır bununla alakalı bir kategoriye giren bir yapı henüz daha ya ben 20 yıldır piyasada çalışıyorum. Henüz daha bana gelmedi. Birçok arkadaşımdan da henüz duymadım kategori 3 ile ilgili bir proje yapmış. Şimdi zemin özellikleri bakımından tabii bu kategori 3 biraz daha sıkıntılı. Bu basit yapılara girmeyen, özel ve büyük risk taşıyan, çok büyük açıklıklı, özel taşıyıcı sistemli, alışılmamış veya karmaşık yük durumlarına sahip yapılar, deprem yaratımlı binalar bu kategoride yer alıyor. Tabii bu tanımlamalardan diyeceksiniz kim ne anlıyor? Açıkçası arkadaşlar bu kategorilerden gerçek anlamda çok fazla anlayan kimse yok. Ama genel olarak kategori 3 sorunlu zeminler olarak tanımlayabiliriz. İşte gevşek kumlar, sıvılaşabilen zeminler, çok yumuşak organik killer, karstik bölgeler, hassas killer, kontrolsüz dolgu alanları. Bunların hepsi kategori 3'e giriyor. Ama dediğim gibi birçok belediye kategori 3 biraz sıkıntılı olduğu için yani yapay dolgu alanlarını dahi kategori 2'de değerlendirebiliyoruz. Ya dediğim gibi bu yönetmeliğin birkaç sıkıntılı şeyinden bir tanesi bu kategorilerin çok yani bütün kategorileri sağlayan bir şey yok. Yani kategori 2'ye giren şey bazen kategori 3'e de girebiliyor. Bu sefer dediğim gibi kamuda ve özel piyasada çalışan arkadaşlar bu kategoriler yüzünden çok fazla karşıya karşıya geliyorlar. Ama artık bu da zaman içerisinde inşallah sanırım bakanlık yönetmelikte bir değişiklik yapmak istiyor. İnşallah bu kategorilerde de biraz değişikliğe giderler. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir bu yönetmeliğin sıkıntılı yönlerinden birisi. Şimdi arkadaşlar etütlerin planlanması, yani bunu komisyonda da konuşurken bunu alalım mı almayalım mı? Evet, alınması gerekiyor çünkü gerçekten arkadaşlarımız etüt planlamayı da maalesef iyi yapamıyorlar. Yani bir yerde çalışırken literatür taraması daha yapmayan arkadaşlarımız var. Yani gelen raporlardan, dediğim gibi 3 belediyenin danışmanlığını yapıyorum, birçok raporu bana gösteriyorlar. Gerçekten hala yani işte 99 depreminde biz bu işe girdik. Yani 99'dan önce bu işler yapılıyordu ama yoğun olarak hani geçim kaynağımızı bu iş zemin etütleri sağlamıyordu. 99 depreminden sonra yönetmelikle girdik ve aradan 20 yıl geçti. Ve yeni bir yönetmeliğimiz var ama hala gerçekten bu etütler nasıl planlanır? Yani bir zemin etüdü yapılmadan önce nelere dikkat edilir? Hala bunu bilmeyen, yapmayan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar önce dediğim gibi etüt planlamasında yani bu şeyin yönetmeliğin bir de tabii şeyi var. Çok açık ve net bir durumu var. Arkadaşlar projesi olmayan bir şeyin veri ve geoteknik raporu yapılamaz. Aslında 2005'te bina ve bina türü yapılar şeyinde, bina yönetmeliğinde de parsel ölçeğinde zemin etüdü kaldırılmıştı ama bunu tabii bu son deprem yönetmeliğine kadar hiç uygulanmadı. Yani belediyeler uygulamadı, meslektaşlarımız uygulamadı. Ancak arkadaşlar bu yeni Türkiye bina deprem yönetmeliğinde çok açık ve net bir durum var. Projesi olmayan, yani mimari projesi olmayan, temel boyutları olmayan, temel derinliği belli olmayan bir projeye veri ve geoteknik raporu yapılamaz. Yani bir kere bu kesin ve net. Yani bunu kamuda çalışan arkadaşlar özellikle söylüyorum. Yani size dilekçeyle başvuru vurulacağı zaman bir kere yapının parseli nasıl kullanılacağı, parselde kaç tane blok olduğu, tek blok olsa dahi temel derinliği, temel boyutları, vaziyet planının mutlaka olması gerekiyor ki ona göre planlamanızı yapabilirsiniz. Yani projesi olmayan bir zemin veri ve geoteknik raporu neyini planlayacaksınız ki? Hangi metrelerden numune alacağınızı nereden bileceksiniz? O yüzden projesi olmayan bir çalışmanın veri ve geoteknik raporu da olamaz. Zemin etütlerinin birinci şey arkadaşlar tabii ki yapı hakkında bilgi. Mevcut binaysa deprem performanslarının tespit edilmesi gerekiyor. Varsa etrafındaki yapılarda daha önce bir gelişmiş yapısal hasar var mı onların belirlenmesi gerekiyor.
Yani ön bilgilerin mutlak surette toplanması gerekiyor. Ön bilgiler dediğim gibi topografik özellikler, bölgenin jeolojisi, hidrojeolojik özellikleri. Yani ben biz eskiden hakikaten çok zorluk yaşıyorduk başka bir yerde proje yaparken. İşte Ankara'ya gidip MTA'dan oranın jeolojisi ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Şu anda internet denen bir derya var. Yani bunlar çok rahatlıkla yapılabilir. Yani etüt planlaması olmadan dediğim gibi bu veri ve geoteknik raporu bu yönetmeliğe göre yapılması zaten çok zor. İstenenler çok ağır çünkü. Kategori 1'de arkadaşlar zaten kategori 1 araştırma çukuruna göre daha çok yapılıyor. En az 3 tane araştırma çukuru kazılması gerekiyor. Arazide işte araştırma çukurlarında da belli başlı deneyler var. Hangisini yapabilirseniz institut yerinde deneylerden çukurdan alınacak olan numuneler üzerinde örselenmiş ve örselenmemiş numuneler üzerinde deneyler yapılması gerekiyor. Burada kemikli birimlerden, kumlu birimlerde neler yapılması gerektiği kategori 1'de onları anlatmaya çalıştık. Kategori 2, az önce zaten detaylarını anlatmıştım. Burada da kategori 2'nin ne olduğu, ne olmadığı yazıyor. Arkadaşlar şimdi bir sıkıntımız daha var bizim sondajlar. Yani biraz daha anlatacağız ama. Yani hala gelen raporlarda, sondajlarda ne kod var, ne koordinat var. Yani dedim artık herkesin elinde hali hazır haritalar var. Çok rahatlıkla koordinat sistemleri ve kodlar yazılabilir. Ancak gelen raporlarda görüyoruz ki yeni yönetmelik bunları şey koşuyor zaten. Yani kesinlikle diyor sondajlarda kod ve koordinatlar olması gerekiyor. VGS 84 olabilir, ED50 olabilir, ITR 96 olabilir. Ancak mutlak suretle sondajlarda kod ve koordinat yazılması gerekiyor. Standart penetrasyon testi artık arkadaşlar otomatik şehvardan kullanılması yeni yönetmeliğe göre zorunlu. Yani bu artık bütün meslektaşlarımızın, sondaj makinesi olan meslektaşlarımızın bu yeni yönetmeliğe ayak uydurması ve otomatik şehmerdana geçmesi gerekiyor. Yani bunu belediyelerde, kamuda çalışan arkadaşların da mutlak suretle istemesi gerekiyor. Zaten vardı her 1,5 metrede bir standart penetrasyon testi SPT ama birçok meslektaşımız yapmıyordu. Burada artık diyor ki yani SPT zorunludur. Yani birçok arkadaşımız dolgu diye yapmıyorlardı. Hayır arkadaşlar dolgu da ya kalın bir dolgu da bir geoteknikçi SPT olmadan yani tamam bizim için çok veri değildir geoteknik için SPT ama en azından bir ön dizayn için SPT'lere bakarız. Yeni yönetmelikte presyometre deneyi zaten artık olmazsa olmaz. Yani bu presyometre hani biraz geoteknikten uğraşan arkadaşlar da bilir. Yani zemin mekaniği deneylerinin, institut deneylerinin prensidir. Yani presyometreyle her şeyi hesaplayabilirsiniz. Tabii bu yönetmelikte bununla alakalı da sıkıntı var. Çünkü presyometre yani çakıllı bir birimde yapmanız zordur. Yani onun için ayrı aparat gerekir. Kayalarda zaten şu anda kullanılan standart Menard presyometresiyle bir kayayı yenmeniz çok zor. Yani onun için kaya dilatometresi gerekir. Bu yönetmeliğin iyi tarafı presyometreyi zorunlu kılması ama kötü tarafı da çok fazla açıklama yapmaması presyometre deneyi. Bu da gene piyasada ve kamuda çalışan arkadaşlarımızı karşı karşıya getiriyor. Yani birçok şeyde şikayet alıyoruz. Ya işte alüvyonda gevşek kumda dahi presyometre isteyen arkadaşlarımız varmış. Yani dediğim gibi öyle bir zeminde presyometre yapmak gerçekten çok zor. Yani ben de yıllardır yapıyorum ama hiçbir zaman yani yumuşak bir kilde ya da kumda, gevşek kumda presyometre yapmaya çalışmadım. Yani vein denen bir deney var, kuyu içi vein. Onu yaparsınız. O daha iyi olur. Burada gene sondajlar tabii bu yönetmelik açıkçası arkadaşlar şeyi açıkta fazla bir şey bırakmamış. Yani birçok şeyi tanımlamış. Eksiğiyle, yanlışıyla. Ama arkadaşlar yönetmelik diyor ki en az 3 tane sondaj yapacaksınız. Kategorik. En az 3. Yani bizim arkadaşlarımız bunu yapmamak için direniyorlar. Niye? Birçok yani piyasada özellikle kamuda çalışan arkadaşlarımızdan bu konuda çok şikayet geliyor. Arkadaşlar sondajdan para kazanan bir meslek grubuyuz. Yani sondajdan niye kaçarız? Onu hakikaten bilmiyorum. Yani yönetmelik çok açık ve net. Şu da var. Yönetmelik arkadaşlar rica minnet diye artık bir şey yapmıyor. Bunu yapacaksınız diyor. Kamuya diyor ki bunu denetleyeceksin. Mühendise diyor ki sen buna uymak zorundasın diyor. Artık böyle rica minnet diye bir şey yok bu yeni yönetmelikte. Arkadaşlar öyle ya da böyle bu yönetmeliğe uyacağız. Uyarsak zaten bizler kazanırız. Yani bu yönetmeliği delmek için uğraşmayalım. Bazı meslektaşlarımız kamuda çalışan özellikle çok şikayetçiler bazı konularda. Bu yönetmeliği delmeye çalışan meslektaşlarımızın arkadaşlar yani ne kadar çok şey istenirse
o kadar çok para kazanırsınız. Yani bunun, bu yönetmeliği delmeye çalışmanın bir anlamı yok. Kategori 3, az önce de biraz değindim. Sahayı özel deprem tehlikesi belirlenen, özel zemin davranışı olan, doğrusal olmayan zemin davranışları olan. Bu kategori dediğim gibi bu yayınlandı. Ancak bunu karşılayabilen tasarım ve gözetim firmaları açıkçası ilk bir sene kurulamadı. Birkaç kişi kuruldu, birkaç firma kurabildi. Ancak o bütün özellikleri barındırabilen birkaç firma vardı. Daha sonra bu biraz gevşetildi. Sanırım inşallah bu herhalde böyle de gider. Çünkü gerçekten bu haliyle tasarım gözetim şeyi hizmeti almak gerçekten çok zor, çok pahalı çünkü. Tek bir zemin etüt raporunda böyle bir şeye de gerek var mı? Bence yok. Bu da herhalde düzeltilir diye düşünüyoruz ama kategori 3 şu an için özellikle tasarım gözetimi içerdiği için biraz sıkıntılı bir kategori. Şimdi arkadaşlar gene deprem yönetmeliği sondajların özellikle doğru yapılmasını istiyor. Yani şimdi kusura bakmayın böyle çok şey anlatıyorum ama gerçekten gelen raporlar özellikle kamuda çalışan arkadaşlarımızın da şikayetleri çok fazla. Yani hala sondaj planlamasını bile doğru yapamadığımızı gösteriyor. Arkadaşlar burada bunu direkt deprem yönetmeliğinden aldım. Yani bir binanın işte orada bir ortada bir bina var. Bu binada gerçek bir şeyin sondaj planlamasının nasıl olacağını gayet güzel göstermiş. Aslında çok şey ideal bunu bütün belediyeler, imar müdürlükleri atsa ve buna göre artık zemin şey sondajlarınızı planlayın dese aslında her şey şu tek bir sayfa slide'da bile çözülür diye düşünüyorum. Gayet güzel arkadaşlar. İşte kesitlerin alınabileceği sondaj güzergahları. Özellikle yapının dışında sondajların planlanması gerekiyor ki eğer bir şey çıkarsa, bir iksal durumu çıkarsa, çünkü iksallar zaten binanın parselin dibinden yapılıyor ama biz sondajı genelde parsel içinde yaptığımız için parsel dışındaki zeminle alakalı çok fazla bilgimiz olmuyor. Yani ankrajlar parsel dışında zayıf bir zona denk geldiyse tasarımımızı da biz parsel içindeki sondajlara göre dizayn ettiysek orada gerçekten iksalarda çok ciddi problemler oluyor ki İstanbul'da sizler de duydunuz. Son bir senede birçok iksada göçük oldu. Bunun açıkçası nedenlerinden birisi parsel dışında sondaj yapılmaması. Gene meslektaşlarımızı ve kamudaki arkadaşları karşı karşıya getiren sondajların derinliği. Yani işte birçok şehir efsanesi var. 1.5B en pratiği o ama 50 metre 60 metre bazen genişliği olan binalar oluyor. Orada 1.5B'yi uygulamanız gerçekten çok zor. O yüzden yani gene geoteknik kitaplarında bir sürü zemin mekaniği kitabında açıkçası bunun nasıl yapılacağı belli. Temel taban basıncının %10'a eşit olduğu yer sondaj derinliğinin sondaj derinliği için tespit yeterlidir. Bu niye önemli arkadaşlar? Bu oturmaları da hesaplarken de önemli. Yani biz oturmaları da hesaplarken işte 10 metrenin altına ya da 15 metrenin altına inmeyecek bir taban basıncı şeyinde 40-50 metre oturabilen tabak kalınlığı alırsak haddinden çok daha fazla oturmalarla karşı karşıya kalırız. Yani bu sondajların derinliğinin tespiti daha sonra yapacağımız olan geoteknik raporda yapacağımız olan oturmaların hesaplanmasında da bize aydınlatıcı bir rol oynayacak. Ama dediğim gibi küçük yani 10-15 metrelik bir temel genişliği olan binalarda çok zorlanıyorsanız arkadaşlar şeye gerek yok. 1.5B alabilirsiniz en pratik olarak. Arkadaşlar arazi deneyleri dediğim gibi yani bu yönetmelikte çok fazla tanımlamış. Yani arazi deneylerini. Yani diyeceksiniz bu yönetmelik niye bu kadar detay anlatmış? Yapılmadığı için. Yani biliyorsunuz yönetmelikler ihtiyaçtan doğar. Yani bugüne kadar demek ki yani bizler geologlar, inşaat mühendisleri, jeofizikçiler bu işi yapamamışız ki. Yani bu yönetmelik açıkçası kelime kelime bunların hepsini anlatmış arazi deneylerini. İşte arazi deneyleri standart penetrasyon, koni penetrasyon, presyometre, kanatlı kesit, dilatometre, arazi permalite, plaka yükleme, arazi birim hacim ağırlığı, kum konisi. Jeofizik araştırmalar, buna çok girmeyeceğim. Ya jeofizik mühendis arkadaşlar bunları daha çok anlatırlar ama genel olarak bizim veri raporunda kullandığımız mikrotremör ve sismik kırılma, MASW dediğimiz yöntem kullanıyoruz. Laboratuvar deneyleri gene meslektaşlarımızın gerçekten yani bu 20 yıllık süre içerisinde hala bana sorarsanız gerçekten öğrenemedikleri ve uygulayamadıkları şey ki bir zemin etüdünün olmazsa olmazı laboratuvardır. Laboratuvar deneyleri zemin sınıflama ve tanımlama deneyleri.
gerilme deformasyonu, dayanım deneyleri, sıkışabilirlik deneyleri, permeabilite, zemin ve yeraltı suyunun üzerinde kimyasal deneyler, bu çok spesifik kaya sınıflarının, zeminlerin sınıflamasına ilişkin deneyler ve kayaların genel fiziksel ve mekanik özelliklerinin tayine ilişkin deneyler. Şu andaki veri raporlarında da arkadaşlar gerçekten çok kötü laboratuvarlar var. Yani su muhtevası yaptırmayan ve su muhtevasının ne olduğunu bilmeyen bazı arkadaşlarımız var. Ne kadar önemli olabileceğini. Yani lütfen laboratuvarlara artık dikkat edelim diyorum. Evet arkadaşlar, zemin sınıflama ve tanımlama deneylerinde dediğim gibi veri raporlarında gene gerçekten çok yani hicap duyarak gördüğüm. Arkadaşlar kil bir zeminse burada bakın bir 6 tane 7 tane madde yazmışız. Boşluk oranı veya porozite, su içeriği, doygunluk derecesi, doğal birim hacim ağırlık, özgül ağırlık, tane boyu dağılımı, hidrometre, pipet analizi, kıvam limitleri. Arkadaşlar bu altını çizdiklerim. Yani bir zemin etüt raporunda kohezyonlu kil bir zeminde mutlak suretle yapılması gereken deneyler. Yani geçen bir rapor geldi, hakikaten hicap duyarak inceledim. Yani sadece elek analizi yapılmış. Yani 3 sondaj yapılmış, 3 tane 1,5 metreden numune alınmış ve kile sadece elek analizi yapılmış. Bir mimar getirdi bakmam için. Ya gerçekten onu yapan meslektaşımdan utandım. Yani bir rapor nasıl 3 tane sondaj yaptığı söylenip de kil numuneye bir sadece 3 tane 1,5 metreden numune alıp elek analizi niye yaptırılır? Arkadaşlar zemin sınıflaması kilde, eğer kili tanımlayacaksak şu altını çizdiklerimi mutlak suretle zemin indeks fiziksel özelliği olarak yapılması gerekiyor. Yani bir kilde bunları yaptırmıyorsak yani niye o zaman deney yaptırıyoruz? Kumda gene 6-7 tane madde yazmışız. Relatif sıkılık. Ya kumda su içeriği olur mu? Sondajı suyla yapıyoruz. Soru işareti koydum. Doğal birim hacim ağırlık yapılmalı. Özgül ağırlık. Tane boyu dağılımı mutlak suretle zaten kumda olmalı. Ama kumda bazen arkadaşlarımız şey yapamıyorlar. Sadece elek analizi yaptırıyorlar. Arkadaşlar eski yönetmelikte de yeni yönetmelikte de zemin sınıflaması verebilmek için elek analizi yanında mutlaka attabek limitleri de yaptırmak gerekiyor. Yani sadece elek analiziyle ne eski yönetmelikte ne yeni yönetmelikte zemin sınıflaması verilemez. O yüzden lütfen numunelerde, kum numuneleri üzerinde elek analizi yaptırırken kıvam limitleri de laboratuvarcınızdan isteyin. Gene yani bir veri ve geoteknik rapor olmazsa olmazı dayanım deneyleri. Yani dediğim gibi arkadaşlar işte bir 3 tane sondaj yapıp da 1 tane dayanım deneyi olmayan veri raporları geliyor. Yeni yönetmelik her kuyudan en az 3 tane numune alın. Temel üstünden, temel altından ve olası olarak eğer yapacağınız hesaplamalarda taşıma gücü ve oturma hesaplamalarında eğer zaten oturmalar limit değerleri aşıyorsa ya da hesapladığınız taşıma gücü inşaat mühendisinden gelen taban basıncı dağılımlarını karşılamıyorsa zaten derin temele geçeceksiniz. O yüzden hem temel üstünden diyor, hem temel altından hem de temel altındaki daha derinlerden mutlak suretle numune alın diyor yeni yönetmelik. Yani en az 3 tane bizim sondajda, tek bir sondajda 3 tane en az numune alın ve bunların üzerinde hem sınıflama hem de basınç dayanım deneylerinin mutlaka yapılması lazım. Kilde yapılan deneyler vein, yumuşak killerde yapılıyor. Genelde çok kullanılan değil ama yumuşak killerde bir tek yapılabilen deney bu. Tek eksenli basınç, üç eksenli basınç. Üç eksenli basıncında arkadaşlar üç türü var. Birçok arkadaşımız bunu maalesef bilmiyorlar. UU, CU ve CD. Konsolidasyon, şişme kesme ve eğer şey yaptıracaksanız, heyelan sahasında çalışıyorsanız kesme kutusu deneyi, rezidüel değerlerin yapılması gerekiyor. Gene bu arkadaşlar altını çizdiklerim. Zemin raporunda, veri raporunda yeni yönetmeliğe göre olmazsa olmaz deneylerdir arkadaşlar. Yani bunlardan mutlaka üç eksenini yaptırıyorsanız CU ve C'de çok spesifik deneyler, çok büyük projeniz yoksa gerek yok ama arkadaşlar şu altı çizil olan deneylerin mutlak surette bu veri raporu yeni yönetmeliğe göre veri raporlarında olması gerekiyor. Yani yönetmeliğin bu şeyde tarafı yok arkadaşlar. Yani bunları yapacaksınız diyor. Gene buraya bir şey koymak durumunda kaldım. Bunu da koyalım mı, koymayalım mı komisyonla tartışırken koyalım dedik. Çünkü birçok meslektaşımız gerçekten yaptırdığı deneyin cihazının ne olduğunu da maalesef bilmiyor. Burada hem elek analizini görüyoruz, hem attabek limitleri, hem üç eksenli basınç, hem kesme kutusu, hem de konsolidasyon deneyinin cihazları var. Yani aslında arkadaşlarımız biraz merak edip laboratuvara gitse bence iyi olur.
Kumdar'da gene dayanım deneyi olarak dediğim gibi konsolidasyon, şişme, soru işareti koydum. Yani bu zemin mekaniği, geoteknik de tartışılıyor. Yani kumlarda konsolidasyon oturması olur mu diye. Ama şu var ki kumun içerisinde biraz kil varsa, kil oranı yüksekse kumlarda da konsolidasyon oturmasının olduğu bazı projelerde görüldü. Ama gene şişme ve konsolidasyona soru işareti koydum. Ama arkadaşlar, kum olan bir yerde kesme kutusu deneyi mutlak surette yapılmak zorunda. Yani bu özellikle yeni yönetmelik bizi taşıma gücünde sadece vezişle sınırlandırdığı için gene SPT'den de taşıma gücü hesaplanabilir ama yeni yönetmelik sadece veziç istediği için mecburen kesme kutusu deneyi kumlu birimlerde yaptırmak durumundayız. Gene arkadaşlar, bir yanlış bilinen bazı şeyler var. Onları da bu şeyde söyleşide söylemek istiyorum. Burada bakın 3 tane morfolog yerilme kriteri. Bu meşhur bir şeydir. Zemin mekaniği derslerinde anlatılır. Renk renk açıkladım bunları. Yumuşak kil, yeşil, aşırı konsolide kil ve sadece kum zemin olan. Arkadaşlar, yani birçok genel şeyde maalesef yani şeyde görüyoruz, veri raporlarında laboratuvarlardan istenmediği için yapılıyor. Arkadaşlar, UU deneyinde içsel sürtünme açısı olmaz. Yani bu bizim üç eksenli basınç, az önce demiştim ya, üçe ayrılıyor. UU, CU ve CD. Yani UU dediğimiz konsolidasyon drenajsız deneydir. Burada hiçbir zaman arkadaşlar şey olmaz. İçsel sürtünme açısı olmaz. Arkadaşlar böyle laboratuvar veriyor diye alıp kullanıyorlar. Sonra da eski yönetmelikte ona bölüyorlardı. Çok yüksek çıktığı için güvenlik sayılarını. Arkadaşlar UU'da, yani özellikle bunu mühendis arkadaşlara rica ediyorum. UU'da arkadaşlar laboratuvarcınıza söyleyin, size içsel sürtünme açısı vermez. UU'da içsel sürtünme açısı sıfırdır. Direkt koalizyon değeri vardır. İlla içsel sürtünme açısı istiyorsanız, yani ne işinize yarayacak onu da bilmiyorum ama yani çok büyük bir proje, termik santral ya da baraj yapmıyorsanız CU ve CD deney yaptırmanıza çok fazla gerek yoktur. UU'yla da çözebilirsiniz. Yeni yönetmelik zaten toplam gerilim analizi istiyor daha çok. Kaya, gene hepimizin, aslında bizim Akın Hoca'nın dediği bir laf vardır. Kaya mekaniği zemin mekaniğinden çok zordur diye. Biz genelde kayayı görünce kaya çok sağlanmış gibi düşünürüz ama 3 tane eksenel kırığı olan bir kaya bana sorarsanız normal bir kil zeminden daha tehlikelidir. Zaten kaya bu kadar önemli olmasaydı kaya mekaniği ile alakalı kitaplar zemin mekaniğinden daha fazla. Bir kayada da gene arkadaşlar, yani gerçekten arkadaşlarımız kaya deyip geçiyorlar ama o kayanın laboratuvarlarda mutlak surette gene su içeriği, birim hacim ağırlık, özgül ağırlık, RQ'de TCR ve SCR'lerinde mutlak suretle tanımlanması gerekiyor. Gene birçok raporda kayada özellikle ne RQ'de ne TCR ne SCR göremiyoruz. Arkadaşlar, loglarda mutlak surette kaya diye tanımlıyorsak bu değerlerin loglar işlenmiş olması gerekiyor. Gene kayada birçok deney var. Özellikle altını çizdiğim, yani genelde yaptırdığımız tek eksenli basınç, üç eksenli basınç ve nokta yük. Ama arkadaşlar, elastisite modül, kayada özellikle elastisite modül ve Poisson oranı gerçekten çok önemli bir deney. Ya sizden ricam, ya kaya ortamlarda lütfen yani şeyin yanında, üç eksenli basınç ya da tek eksenli basınç yanında elastisite modülü ve Poisson oranını da mutlak surette laboratuvarcınızdan isteyin. Arkadaşlar, dediğim gibi şimdi yönetmelik açıkçası sayfalar dolusu ya da saatler dolusu saatler boyunca anlatılabilir. Ama genel olarak açıkçası atomu bölmüyoruz. Yani bir yönetmelik var. Zor değil. İnternette de yönetmelik gayet indirip bakılabilir. Ben bu şeyde dedim ki buna benzer sunumu ilk 19'un başında yapmıştık. Bunu biraz daha detaylandırarak anlattım. Burada biraz açıkçası zayıf gördüğümüz, yani veri raporlarında özellikle zayıf gördüğüm şeyleri yönetmeliğe çerçevesinde anlatmaya çalıştım. Biraz hızlı bir şekilde de, yani veri raporu nasıl olmalı arkadaşlar? Şimdi biliyorsunuz bir aşçılık var, bir de gastronomi denen bir yemek dalı var. Yani bir yemeği birisinin önüne 30 liraya da koyabilirsiniz ama gastronomi sanatıyla onu 150 liraya da satabilirsiniz. Yani yapılan veri raporlarımız gerçekten çok kötü. Yani geliyor, ben dediğim gibi çok yoğun geoteknik yaptığım için bu tür veri raporlarıyla çok karşı karşıya kalıyorum. Ve gerçekten yani meslektaşlarım, kızmak istemiyorum ama gerçekten çok kötü. Yani o yüzden veri raporunda da ne olmalı, nasıl olmalıyı biraz anlatmak istiyorum izninizle. Daha sonra kısmında sorularınız olursa onlara da karşı yaparım, cevaplarım. Arkadaşlar, yeni yönetmelikte dediğim gibi artık
firma logosunun nerede olacağı dahil yeni yönetmelikte anlatılmış. Yani işte projenin adı, imar bilgileri. Yani biraz açıkçası aptal anlatır gibi bir şey anlatmış. Kusura bakmayın bu lafımdan dolayı ama yani o kadar detaylı anlatmış ki verir şey yönetmelik bunları. Arkadaşlar veri raporunda ne olmalı? Yönü bunların hepsini arkadaşlar yönetmeliğe göre anlatıyorum. Bir kere arkadaşlar çalışmanın amacı kısmında hangi kategoriye girdiği mutlaka olmaz. Olmalı. Yani kategori 1 mi, 2 mi, 3 mü? Yeni yönetmelik bunu yazacaksınız diyor. Raporun hangi yönetmeliğe uygun olarak yapıldığını yazacaksınız diyor. Son şeyde raporda özellikle giriş kısmında emeği geçen sondaj çalışmasını kimin yaptığı, jeofizik çalışmayı kimin yaptığı, büro çalışmalarını hangi jeoloji mühendisinin yaptığı mutlak surette yapılmalı, yazılmalı. Yani bunu yönetmelik istiyor. Genel olarak zaten bizim veri raporumuzda sahanın genel ve parsel ölçekli jeolojisi, yer elastik parametreleri, jeofizik, yeraltı suyu durumu, depremsellik ve zemin profili isteniyor. Yani bizden veri raporunda istenen aslında 4 tane madde. Gene eksik gördüğümüz bir şey arkadaşlar, jeomorfolojik bilgiyi mutlaka yani lütfen verelim. Yani parselde eğim nedir? Yani birçok rapor görüyoruz. Jeomorfolojik bilgi demiş ama eğimi yazmıyor arkadaşlar. Yani eğim arkadaşlar bir şey, zemin etüt raporu aslında olmazsa olmazıdır. Yani sahada eğim nedir yazalım. Parselde kodlar mutlak surette yazılmalı. Bu yeni yönetmelik şey konusunda çok katı. Özellikle yeni yapılacak olan sizin parselinizde yanında bina var mı yok mu mutlaka istiyor. Yani bu çok önemli. Bu çünkü imar adası bilgilerinde de şimdi biraz sonra anlatacağım. Orada da yani yapılacak olan sizin zemin etüt yaptığınız yerin kenarında, sağında, solunda bina var mı? Varsa kaç metre uzaklıkta bunların mutlak surette yazılması isteniyor. Ve bunlar görsellik açısından da güzel. Yani iki tane kelimeyle geçiştirmenin açıkçası çok fazla anlamı yok. Yeni yönetmelik yaptığınız yerin koordinatlarını mutlaka istiyor. Gene var raporlarda görüyoruz. Koordinat yazılmış ama sistemi belli değil. Yani arkadaşlar ED50 mi, VGS84 mi, ITRF96 mı? Gene böyle bir tablo şeklinde verilirse iyi olur. Gene yani raporlarımızda genel olarak meslektaşlarımın şey yaptığı eksik olan arkadaşlar renkli fotoğraf hiç kullanmıyoruz. Yani bir yer buldur haritası görüyoruz. Gerçekten siyah beyaz. Hiçbir şeyin belli olmadığı. Çok kötü. Yani ona bakan bir geoteknikçi nerede yapıldığını, ne yapıldığını bir kamuda çalışan da anlayamıyor. Daha sonra veri raporunu alıp işte yapacak olan geoteknikçi de hiçbir şey anlamıyor. O yüzden arkadaşlar şu yer buldur haritalarını biraz daha renkli verelim. Gene imar adasıyla bilgi dediğim gibi eski şeyde projede bu yoktu. Yani ilk zemin etüt raporlarında imar adasıyla ilgili bir bilgi istenmiyordu. Ama burada adayla alakalı da çok ciddi bilgiler isteniyor. Yani sadece sizin parseliniz değil, parselin içinde bulunduğu adanın da mutlak surette çok detaylı bilgilerini verilmesi isteniyor. Burada da arkadaşlar yani bir sürü şey yazabilirsiniz ve yazın da yani bunun yazmakta sakınca yok. Özellikle sellenmeye karşı ada içerisinde bir tehlike var mı yok mu? Dediğim gibi bu imar adası ile ilgili bilgi maddesi bu yönetmeliğe yeni konmuş. İklim bilgileri zaten hep veriyorduk. Bunu verelim gene bu yönetmelikte de var. Doğal afet tehlikeleri bu da gene veri raporunda yeni bir başlık. Burada da arkadaşlar mutlak surette 7260 sayılı yasa kapsamında değerlendirilebilecek heyelan, su baskını, çığ, çökme, tasman, karstlaşma, tsunami, tıbbi afetlerin olup olmadığı mutlak surette bu maddede açıklanması gerekiyor. Bunlar açıklandıktan sonra mesela ben burada bir kendi projemden aldım. Kirli bir zeminmiş. Kirli zeminlerde şişme oluyor. Sizde gevşek kum varsa buraya sıvılaşma riskinden bahsedebilirsiniz. Yani doğal afet tehlikesi başlığı altında özellikle 7269 sayılı yasa kapsamında değerlendirilecek bir afet riski olup olmadığı bu madde altında açıklanmalı. Detaylı olarak açıklanmalı. Burada dediğim gibi gene ben kendi projemden almışım. İşte projede PGA'yı zaten bunları deprem verilerini artık bakanlığın sitesinden alıyoruz. Gene görsellik açısından yeni deprem tehlike haritamızı koymakta fayda var. Gene dediğim gibi bu benim bir kendi çalışmamdan aldığım, bu rapor yani kendi veri raporuma koyduğum, bu başlık adı altında koyduğum bir görsel. Şimdi arkadaşlar az önce hatırlarsanız şey demiştim, yani veri raporu, bu yeni yönetmeliğe, veri ve geoteknik raporu
bina bilgileri olmadan yapılamaz dedim. Burada zaten direkt 1-2-6 maddesinde yapı hakkında bilgiler diyor. Buradaki bilgileri zaten arkadaşlar biz inşaat statü yapan inşaat mühendisinden ve mimardan alacağız. Bu da burada işte yapının temel alanının ne olduğu, bodrum kat ve kayıs, bodrum kat zemin artı normal katlarıyla birlikte kat yüksekliği, temel derinliği en üst kottan en alt kottan ne olduğu veri raporunda az bir detayla verilebilir. Yani çok fazla detay da verilebilir ama geoteknik raporda çok detay vereceğimiz için burada sadece yapıyla alakalı bu kısa bilgiler verilebilir ama arzu eden arkadaşlar buraya da gene vaziyet planını, yani inşaat mühendisinden alınan vaziyet planını ve kesitlerini de, mimari kesitleri de gene koyabilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar, yani veri raporu, bakın burada da var, proje olmadan rapor yapılamaz. Bunu arkadaş herkes artık bilsin. Bölgesel jeoloji ve yapısal jeoloji, aktif tektonik, gene yani maalesef veri raporlarında hakikaten gene bir jeoloji mühendisi olarak, lisanslı jeoloji mühendisi olan biz gene hicap duyarak baktığım 50 yıl öncesine ait şeyler, yani formasyon bilgileri, 50 yıl öncesine ait siyah beyaz bir harita. Yani arkadaşlar hakikaten görsellik etkileme açısından iyidir. Yani artık şu 50 yıl önceki jeoloji bilgilerini ve 50 yıl önceki siyah beyaz haritaları raporlara gerçekten koymaktan vazgeçelim. Yani biraz renkli harita koymak o kadar zor değil. Bakın burada İBB, yani şey de var, kaynak da var. Yani bir işte İBB tarafından hazırlanmış olan gayet güzel bir, işte tüm İstanbul, özellikle Anadolu, şey, Avrupa yakasını veren bir stratigrafik kesit. Burada bakın işte kırmızıyla işaretlemişiz. Orada çalıştığınız yerin hangi formasyonun hangi üyesine girdiğini de kırmızı çizgiyle işaretlersek, en azından sonra raporu inceleyen bir geoteknikçi en azından hangi bölgeyi bilmiyorsa en azından hangi formasyon olduğunu bilir. Gene bir jeoloji haritası, yani renkli, siyah beyaz değil, gayet görünüm olarak da güzel, inceleme alanının neresi olduğunu gösteren. Yani dedim ki arkadaşlar, bir rapora bakıldığı zaman eli yüzü düzgün bir rapor olsun ki. Ya bunları niye anlatıyorum? Gerçekten şimdi birçok arkadaşımız, tabii bazı gruplar üye değil. Ben geoteknikçilerin olduğu bazı gruplara da üyeyim. Gerçekten bizim meslektaşlarımızın yaptığı raporlar hakkında çok kötü şeyler söyleniyor. Ben çok rahatsız oluyorum bu konuda. Yani aynı meslek grubuna şeyim. Yani ben evet yarı bir inşaat mühendisi de okudum ama kendimi her zaman jeolog olarak gördüğüm için yani meslektaşlarıma hakkında söylenenler hakikaten çok ağrıma gidiyor. O yüzden bu veri raporlarının gerçekten hem veri geoteknik hem veri geoteknik raporlarının artık bu istenen düzeyde olmasını istiyorum. Yani benim derdim meslektaşlarıma gibi kimsenin laf dememesi. Yine veri raporunda arazi çalışmaları kısmı. Arkadaşlar, arazi çalışmaları kısmında gene görüyoruz. Böyle hiçbir şeye değinilmeden iki satırla geçiliyor. Yani zor bir şey değil. Burada dedim ki ben kendi çalışmamdan alıp koydum. Bir tane mühendislik jeolojisi, basit bir arazi çalışması şeyi. Lokasyon haritası diyebilirsiniz, mühendislik jeoloji haritası diyebilirsiniz. Bakın sondajların nasıl yapıldığı, jeofizik çalışmalarda neyin ne olduğu, yanında lejantıyla koymuşuz. Yani bunları raporlarda zor bir şey değil koyulması arkadaşlar. Bunları mutlaka koyalım. Jeofizik çalışmalar yaptıysanız, yapılan jeofizik çalışmaların anlatılması, tablolar halinde verilmesi gerekir. Ben buraya koymadım. Araştırma çukurları artık yapılmıyor. Varsa onun da mutlak surette olması gerekiyor. Sondajlar, gene arkadaşlar dediğim gibi 3-3 maddesi yeni yönetmelikte. Yani arkadaşlar hem sondaj loglarının olduğu gibi lütfen raporlara da, yani dediğim gibi zor bir şey değil, SK numaraları, derinlik, kod ve XY koordinatlar tablo halinde, bakın oraya yazmışız işte ITRF 96'ymış şeyimiz, kullandığımız haritadaki kodlar. Bunların veri raporunda sondaj kısmının başında böyle bir şeyin konması, hem daha sonra rapor inceleyen birisi belki haritaya girip sondajın nerede olduğunu görmesi açısından da şey, hem görsellik açısından da güzel. Arazi deneyleri az önce biraz detay anlattık ama bizim şu anda çoğunlukla kullandığımız arkadaşlar standart penetrasyon deneyi ve presyometre deneyi. Özellikle bunları kırmızıladım. Yani dediğim gibi konu penetrasyon var, kanatlı kesici, plaka yükleme. Bunlar biraz daha spesifik deneyler ama bizim şu anda zemin etütlerinde, zemin etüdü veri ve geoteknik raporlarında kullandığımız standart penetrasyon deneyi ve presyometre deneyi. Ama dediğim gibi bu da kötü yapılıyor. Şimdi arkadaşlar standart penetrasyon dediğimiz SPT deneyinin
yani düzeltmeleri yapamadıktan sonra, yani killer de N60, kumlar da N1-60 düzeltmeleri yapamadıktan sonra, yani N30 değerinin hiçbir anlamı yoktur. Raporlarda görüyorum, arkadaşlarımız koyuyorlar, sadece N30 değeri. N30 değerinin hiçbir anlamı yok. Yani basit bir Excel tablosuyla, gene burada kendi raporumdan koydum, basit bir Excel hesaplamalarıyla hem raporunuzda görsellik olur, hem de yani dediğim gibi N30 değerinin geoteknikçi olarak benim için bir anlamı yoktur. Benim için önemli olan kilse, koezyonlu zeminse N60, koezyonsuz zeminse de, kumlu zeminse de N160 değerinin ne olduğudur. Bunları da gene böyle tablolar halinde raporunuza korsanız iyi olur. Gene görsellik açısından yani birçok sondaj yapıyoruz. Sondajlarda yaptığımız sepete deneylerinin derinlikle değişim grafikleri. Gene bunu dediğim gibi geoteknik hesaplamalar kısmında kendiniz de yapsanız, bir geoteknikçi de yapsa bu tür şeyler, grafikler, yani sepetelerin derinlikle nasıl değiştiği grafiksel olarak da göstermek hesaplamalar açısından ve görsellik açısından güzel oluyor. Presyometre deneyi dediğim gibi daha önce olmayan, yönetmelikte olmayan ama şimdi artık MENAR presyometresi özellikle. Gene bunda da arkadaşlar yani yazıp bu şekilde özellikle koezyonlu zeminlerde yaptığımız için işte ben burada basit olarak hem net limit basıncı hem elastisite modülünü hem de yan tarafa da net limit basınçtan elde ettiğimiz koezyon değerini yazmışım. Gene görsellik açısından yaptığımız presyometrelerin hem elastisite modüllerinin derinlikle değişim grafiği hem de net limit basınçların derinlikle değişim grafiklerini koymak gene dediğim gibi ileride hesaplama, geoteknik hesaplamalar kısmında size yardımcı olacaktır. Hidrojeoloji, bu yönetmelik hidrojeolojinin üzerinde çok durdu. Yani birçok yer hem veri raporunda hem geoteknik raporda özellikle hidrojeoloji üzerinde çok duruyor. Özellikle İraklı suyu seviyesi, ama tabii şimdi bunu hazırlayan arkadaşların bazıları sanırım pek hidrojeolojiyi bilmiyorlar. Yani genelde yaptığımız çalışmalar sizler de biliyorsunuz ki bir hafta 10 gün, yani çok büyük çalışma değilse 10-15 gün süren çalışmalar. 10-15 günde bir yerde gerçek anlamda yeraltı suyu, yani hem statik hem dinamik durumdaki yeraltı suyunun varlığını tespit etmek çok zor. Ama yeni yönetmelik 3, 5 ve 7. günde suları ölçün diyor. Burada dediğim gibi gene bir tablo halinde su seviyesi ve ölçüm tarihinde yazarsanız en azından problem yaşamazsınız. Çünkü bazen bu yeraltı suyuyla alakalı daha önceki yıllarda ben de problem yaşamıştım. Yani yazın yaptığımız bir sondajda iyi ki tarihini yazmışız, sondajın yazın olduğunu. Yeraltı suyuna rastlamamıştık ama kışın bir şekilde yeraltı suyu yükselmiş ve bina kazısı esnasında sorunlar yaşanmıştı. Ama biz iyi ki ölçüm tarihini yazdığımız için raporda mahkemede fazla bir sıkıntı yaşamamıştık. Yani bu hidrojeoloji kısmında özellikle ölçüm tarihlerinin yazılması ileride herhangi bir problem olursa diye önemli. 5. maddesi genel şeyin veri raporunun laboratuvar deneyleri. Burada arkadaşlar ne yapıldıysa zemin indeksi, fiziksel özelliklerin belirlenmesi. Arkadaşlar şunu tablo halinde vermek zor değil. Derinlik, işte ne yaptırdıysanız, yanına birim özellikle ve üye neyse. Yani dediğim gibi bu hem geoteknik tasarım parametrelerinin daha sonra hesaplanmasında size yardımcı olur böyle bir tablo hazırlamak. Hem de görsellik açısından da güzel. Aynı şekilde mekanik özelliklerin belirlenmesinde de bu şekilde bir tablonun yapılması, yani yanına birim ve üyelerin de yazılması iyi olur. En azından bakıldığı zaman gören kişi, yani yapılan deneyin hangi birimde yapıldığını en azından görmüş olur. İnceleme alanı mühendislik jeolojisi gene eksik kaldığımız, yani tek cümleyle birçok rapora bakıyorum ki bizim işimiz, yani yerin mühendislik jeolojisini yazmak gerçekten bir jeoloji mühendisinin işidir ama maalesef yani raporlarda bir satırla geçiyor arkadaşlar. Yani mühendislik jeolojisi eğer bir jeoloji mühendisi olarak bir satırla geçirilecek bir şeyse gerçekten bize yazıklar olsun, ne diyeyim. Yani burada jeoloji mühendisinin mühendisliğini konuşturacağı aslında yerlerden birisidir bu madde, 6. madde, ama maalesef bunda da gene çok zayıf kaldığımız kesin. Bunda da biraz daha dikkat etsek iyi olur diye düşünüyorum. Gene eksik olan ve bizim yapmamız gereken jeolojik kesit, yani adı üstünde jeolojik kesit. Arkadaşlar veri raporu geliyor, kesit yok. Bir tane Excel'de bir çizmiş. Ya 2020 yılındayız. Yani yüzlerce çizim programı var. Excel'de çizilmiş bir jeolojik kesit gördüm.
Ve birçok raporda var. Sadece bir tane rapor değil. Bir sürü rapor geliyor. Veri raporu. Arkadaşlar içinde kesit yok. Mühendislik jeolojisi haritası yok. Mühendislik jeolojisi değerlendirmesi yok ve jeolojik kesit yok. Eğer bu jeoloji mühendisi bunları yapamayacaksa o zaman şurayı sormak lazım. O zaman arkadaşlar biz niye bu veri raporunu yapıyoruz? Ya da bundan sonra anlatacağım. Geoteknik raporu da biz yapıyoruz da onu da bilmiyor arkadaşlar. Yani niye o zaman biz böyle bir veri raporu hazırlıyoruz? Yani en önemli, önem vermemiz gereken şey jeolojik kesit. Yani bize üniversite birinci sınıftan son sınıfa kadar öğretilen şeydir. Jeolojik kesit, jeolojik modelleme, üç boyutlu düşünme. Bunu bile maalesef arkadaşlarımız veremiyor. Yani zor bir şey değil arkadaşlar. Şöyle bir jeolojik enine kesit çıkar mı? Jeolojik kesitte üstüne daha sonra altta karşılaşılan birimin ne olduğunu değerlerini yazmak. Artı arkadaşlar şöyle bir blok diyagram çıkarmak bizlere öğretilen bir şey. Yani enine kesitte burada tekrar bakıyoruz. Yani sadece bir şeyi görebilirken şöyle bir jeolojik üç boyutlu blok diyagramda arkadaşlar bütün sahayı. Burası Çerkezköy'de bir fabrika sahasıydı. Oranın etütlerini yapmıştım. Oradan aldım. Ben çizdim bunu. Arkadaşlar yani şuna baktığınız zaman yani şu şeye arazinin tüm şeyini görebiliyorsunuz. Jeolojisini. Kodlarıyla beraber görebiliyorsunuz. Yani bir jeoloji mühendisi olarak bunları yapmak zor olmamalı diye düşünüyorum. Yani gerçekten işi bizim işimiz bu arkadaşlar. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bir 20 yılımızı kurtardık çok büyük bir kavgayla. Ve meslektaşlarımız hakikaten şimdi hala görüyorum. Gerçekten bunun herhalde şımarıklığını yaşıyorlar. Yani ne de olsa diyor birileri bizim hakkımızı savunuyor. Ya biz mücadele etmesek de olur ama arkadaşlar yani bu şekilde gidersek gerçekten bizden alırlar bu iş. Yani o yüzden bu veri raporunu bu kadar detaylı anlatmamın, bazı şeyleri rica etmemin nedeni bu arkadaşlar. Yani görsellik. Yani görsellik çok önemli bir şey. Ve görsellik de bizim işimiz arkadaşlar. Yani bir jeoloji mühendisinin işidir görsellik. Yani zor olmaması gerekir şöyle bir veri raporuna eline kesit koymak ya da şöyle bir üç boyutlu blok diyagram hazırlamak. Biraz zamanımız alabilir ama yani bunlar olması gereken şeyler veri raporunda. Madde, sonuç ve öneriler zaten gene yani hakikaten gene sıkıntıda olduğumuz bir yer. Sonuç ve öneriler. Arkadaşlar biliyorsunuz yüzlerce bazen 2000 sayfa rapor yapıyoruz ama birileri sadece sonuç ve öneriler sayfasına bakıyor. Birçok yeri görmüyorlar. O yüzden lütfen sonuç ve önerileri öyle bir maddeyle iki maddeyle geçiştirmeyelim. Raporun içerisinde olan her şeyi ama her şeyi arkadaşlar sonuç ve öneriler kısmında madde madde yazalım. Yani girişinden kimin yaptığı bu raporu isimleriyle beraber, imar durumundan başlayarak yapı hakkında bilgiler, laboratuvarların özetleri, jeofizik çalışmalarla beraber arkadaşlar sonuç önerileri ne kadar zenginleştirirseniz, dediğim gibi birileri alıp sadece yani kamuda inceleyen de daha sonra bu raporun gittiği herhangi bir şeyde de insanlar açıp sadece sonuç önerilere bakıyor. Yani sonuç önerileriniz ne kadar güzelse aslında raporunuz da o kadar güzeldir. Bir de yararlanan kaynaklar arkadaşlar bu biraz yapan insanlara da saygıdır. Yani orada koyduğunuz şeyleri, şekillerin, grafiklerin ya da aldığınız bilgilerin kimin tarafından yazıldığını da referans vermek onu yapan insanlara da bir saygıdır. Arkadaşlar şey için bir geoteknik rapora geçeceğim ama bir isterseniz sizlere de söz almak isteyen olursa bu şey yani yönetmelik ve veri raporu kısmında söz almak isteyen arkadaş olursa İsterseniz bu aşamada bir söz alabiliriz. Daha sonra hızlı bir şekilde de bir geoteknik rapora da girmek istiyorum. Hakan Bey söz istiyor. Buyurun. Necat Bey. Hakan Bey. Sesinizi açabilirsiniz aslında. Hakan Bey mi, Hakkı Bey mi? Hakan Yanbay'dı. Ama sanırım indirdi. Evet, Hakkı Bey de. Hakkı Batur. Buyurun Hakkı Bey. Ben Hakkı Bey buyurun. Yanlışlıkla olmuş herhalde. Hocam teşekkürler bilgilendirmeleriniz için öncelikle. İstanbul Şube'ye de böyle bir semineri düzenlediği için tekrar teşekkür ederim. Ben İzmir'den arıyorum. Şimdi hocam kategori 2'de araştırma çukurları da konusu var. Madde 7.2.2'de
diyor ki format basit yapılarda diyor temel altında 2 metreye kadar sürecek bir araştırma çukuru yeterlidir diyor. Yani sondaj öngörmüyor. Burada basit yapılar nelerdir? Dediğim gibi yönetmeliğin şimdi basit yapısı dediği tek katlı yapılar. Yani burada dediğim gibi hani başta da söyledim. Yönetmeliğin iki tane sıkıntılı durumu var. Bir, kontrol mühendisini tanımlamamış. Yani tanımlamış ama kimin olduğu belli değil. İki, kategorileri tanımlarken o kadar çok madde yazılmış ki. Yani kategori 1'e giren madde kategori 2'de de var. Kategori 2'ye giren 1'de de var. Yani işin içinden çıkılmaz bir durum. Birçok yani meslektaşımız sizin gibi bu konuda sorun yaşıyor. Yani bunu özellikle bu yönetmeliğin revize edilmesi konusunda Ankara'ya da bazı bilgiler biz sunmuştuk bu konuda. Gerçekten o dediğiniz şeyi çözebilen henüz ne kamuda bir arkadaşımız var ne de özelde bir arkadaşımız var. Yani bu biraz açıkçası kamu ve özel sektörün bir araya gelip yani o andaki belediyede çalışan arkadaşın inisiyatif kullanmasıyla çözülebilecek bir şey. Yoksa dediğim gibi ne kategori 1'i tam anlamıyla tanımlayabilen bir şey var, zemin var. Ne kategori 2'yi ne kategori 3 zaten ayrı o çok farklı bir şey ama dediğim gibi işte kategori 1'i eğim sağlasa uygun alan olması gerekiyor diyor. Temel boyutu 300 metrekare altında diyor. O sağlasa başka bir şey sağlanmıyor. Yani bu yönetmeliğin kategorileri yeniden ele alması belki bununla alakalı İzmir şube ve diğer şubelerle beraber bir çalıştay da düzenlenebilir aslında. Çünkü gerçekten hem sizin hem bizim ya ben de piyasada çalışan bir insanım. Gerçekten işte 3 tane de belediye danışmanlık yapıyorum ama o danışmanlık yaptığım belediyelerde de çözemediğim bir durum. Yani bana da soruyorlar. Bizim Ömer de burada şimdi Büyükçekmece Belediyesi'nin kontrol mühendisi, yüksek jeoloji mühendisi. Ömer'le de hakikaten çok bu konuyu tartıştık ama yani bu kategori bir açıkçası İstanbul'da kategori bir yok. Yani görmedim. Yani hiçbir proje de gelmedi. Ama hani bana sorduğunuz soruya cevap verebilir miyim? Gerçekten veremem. Çünkü gerçekten onun cevabı olduğuna da inanmıyorum. Yani o kategorilerin hepsini alt alta 10 maddeyi sağlayan bir zemin yok. Yani zeminden kurtarsa binadan kurtarmayacak. Binadan kurtarsa uygun şeyden, imar planı esas rapordan kurtarmayacak. Belki yapı alanından kurtarmayacak. Kat adetinden kurtarmayacak. Yani böyle karma karışık bir durum. Ama bu meslektaşlarımız kamuda çalışan özellikle haklı olarak kendilerini kurtarmak için direkt bu tür yapıları kategori 2'ye sokuyorlar. Ve araştırma çukuru kabul etmiyorlar. Genelde İstanbul'da yani birçok yerde duydum. Hani bazen kategori 1'e giren yerler olduğu, özellikle Anadolu yakası, Paleozoik istifin olduğu, kaya birimlerinin olduğu yerlerde bile birçok kamuda çalışan arkadaşımız kategori 1'i almıyorlar. Kategori 2'den direkt etüdü kategori 2'ye sokuyorlar. Ama bu bir çalıştay konusu gerçekten. Yani bunun hem Ankara merkezde hem İzmir şube hem diğer şubelerin katılımıyla aslında bu deprem yönetmeliğinin açıklarıyla alakalı. Dediğim gibi anlattığım gibi bazı işte laboratuvar deneylerinde de problem var. Arazi deneylerinde de. Aslında bununla alakalı bir webinardan da bir çalıştay düzenlenip bakanlığa bir şey sunulabilir. Dosya sunulabilir bununla alakalı. Çalışma dosyası sunulabilir. Çünkü bizler yaşıyoruz bu sorunu. Bakanlık bilmiyor. Bakanlık yolda her şey düzülür mantığıyla yaptığı için bu yönetmelikleri. Daha sonra sorunlar ortaya çıktıkça işte peyderpey çözmeye çalışıyorlar. Ama bu kategorilerin ben çözülebileceğine inanmıyorum. Yani özellikle kategori 1 ve kategori 3'ün hala yani eğer düzeltilmezse ciddi anlamda sıkıntıyla devam edeceğini düşünüyorum. Ama valla sorunuza cevap ne desem yalan olur. Şimdi hocam şöyle bir durum var. Aslında sorunun cevabı benim anladığım kadarıyla yani bugüne kadar izlediğim seminerlerden ve okuduğum yayınlardan edindiğim bilgi itibariyle aslında sorunun cevabı çok basit. Bunu karmaşık hale getiren biraz da kamuda çalışan arkadaşlar gibi geliyor bana. Neden diyecek olursanız şöyle, mesela Nihat Hoca, Profesör Doktor Nihat Hoca, bizim Genel Merkezin Jeoteknik Komisyon Başkanı, bunu gayet güzel açıkladı aslında. Hüseyin Alan hocamız da, başkanımız da bu konuya vakıf, benim edindiğim izlenim olarak. Şimdi şöyle, bina titreşim periyodu 0.4 saniye ve altında olan binalar basit yapı. Şimdi
0,4 saniye olan yapılar hangi yapılar diyecek olursak, tabii bunu verecek olan statikçi, yani inşaat mühendisi verecek binanın hakim titreşim periyodunun ne olduğunu. Ama bizim odamızın deprem ve sorunları diye Ahmet Tabba'nın yazdığı bir kitap var. Yayınlı o 4 ya da 7 olması lazım. 1977 baskısıdır bu, Jeoloji Mühendisleri Odası'nın 1977 baskısıdır. Orada bina hakim titreşim periyodu her kat aşağı yukarı kabaca der 0,1 saniye titreşim periyoduna sahiptir. O zaman 4 katlı bir binanın titreşim periyodu 0,4 saniye olur. Yani 4 kata kadar olan yapılar basit yapılardır. Araştırma çukurları içinde bahsettiği basit yapılar 4 kata kadar olan yapıları kastediyor olsa gerek. Bunu Nihat Hoca da bu şekilde Amerikan yönetmeliğinden alıntı yaparak desteklemiştir. Hüseyin Alan da bu konuya vakıf. O yüzden ben diyorum ki 7.2.2 maddesinde zemin etüt raporlarında 4 kata kadar olan yapıların altında, efendime söyleyeyim 2 metreye, temelin altında 2 metreye kadar erişecek derinlikte, ya da diyor ki 2 metreye kadar erişecek derinlikte ya da 2 metrelik zon içerisinde ana kayaya rastlanırsa, rastlanacak derinliğe kadar araştırma çukuru açmak yeterlidir diyor. O yüzden basit yapı olarak 4 kata kadar olan yapıları almak gerekir ve altında da kaya varsa, bu temelin altında da kaya varsa burada sondaj yapmaya gerek yoktur. Araştırma çukuruyla halledilebilir. Bu bir. İkincisi, ikinci görüşüm de şudur. Belediyelerde, kamuda çalışan jeoloji mühendisleri genelde tanıdık usulü giriyorlar belediyelere. Ondan sonra bu arkadaşların ustaları olmuyor. Genelde tek kalıyorlar belediyelerde. Bir tek jeoloji mühendisi oluyor. Bu arkadaşlar çalışırken başında tecrübeli jeoloji mühendisleri olmadığı için kendileri de genelde genç mühendislerden oluşuyor. Ve bu tecrübelerden faydalanamadıkları için genelde korkarak konulara yaklaşıyorlar. Ve her yerde, işte bu dediğiniz gibi, kayaya rastladığı yerde kategori 1'e girmez diye korkuyor ya da araştırma çukuruyla halledilemez diye korkuyor. Hepsini kategoriye 2'ye sokup sondaj istiyor. Hatta kayada 3 metreye kadar sondaj yapılır demesine rağmen yönetmelik, kayada 30 metre, 20 metre, 30 metre derinliğe varana kadar, ben İzmir'de bunu çok sık rastlıyorum, çok bu konuda çok bana serzenişte bulunan arkadaş geliyor. 3 metreye kadar kayada sondaj yapması gerekirken 20-30 metre takır takır andezitte, tüfte sondaj yaptırıyorlar arkadaşlar. Sondaj yapmak evet mesleğimiz açısından iyidir ama gereksiz iş yapmak, İş yapmanın da alemi yoktur. O yüzden madde 7.2.2'nin iyice uygulanıp kategori 2'de de araştırma çukuruyla zemin etüdünün yapılacağı bilgisinin odamızca bütün üyelere, özellikle kamudaki üyelere iletilmesinde yarar görüyorum. Yani dediğim gibi hakikaten Hüseyin Başkanımız da burada. Yani bu yönetmelik dediğim gibi aslında güzel bir yönetmelik ama eksiklikleri var. Evet, doğru. Çok. Açıklanamayan birçok yeri var. Yani birçok kimsenin farklı algıladığı. Çok. Ama dedim ki onunla alakalı bir çalıştay düzenlenip, ya bu webinarda da yapılabilir aslında. Yani çünkü 1,5 yıl oldu. Hakikaten bu yönetmeliğin artıları eksileri nedir artık hepimiz biliyoruz. Yani bu işten uğraşanlar, özellikle kafa yoranlar, bu yönetmeliğin artılarını eksilerini artık gerçekten iyi biliyor. O artılar eksiler üzerinden bir çalıştayla bakanlığa bir şey sunulabilir açıkçası. Bir dosya sunulabilir. En azından bu yönetmeliğin eksikleri şudur, fazlaları budur, şunlar düzeltilmelidir diye. Hüseyin Başkan sanırım şey istiyor. Evet evet, söz istiyor. Şimdi vereceğim Necat Bey. Eğer ki bittiyse şuradan. Hüseyin Bey buyurun lütfen. Arkadaşlar öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sesim geliyor öyle değil mi? Geliyor. Kusura bakmayın, hem sıcak hem de başka bir konu üzerinde çalışıyordum. Bir taraftan da Necat'ı dinliyordum. Necat'cığım teşekkür ediyorum öncelikle sana da. Şimdi şu arkadaşlar, yani 1993 yılından beri Türkiye 1990'da aldı bu kararı. Avrupa yapı kodlarıyla uyum sağlama konusunda bir çaba gösteriyor. Arzu ettiğimiz noktada mıyız? Hayır. İlerledik mi? Evet arkadaşlar. İşte 1993 yılında ilk Dünya Bankası Erzincan depreminden sonra
zemin etütleri Türkiye'de yavaş yavaş kurumsallaşmaya başlandı. Zemin etütlerine ilişkin bir esaslar çıkarıldı. Bu Eurocode 7'nin arkadaşlar birinci bölümünün ilk bölümünün çevresi de, yani daha sonra 1997'de TS 1997'ye serisini Türkçe'ye kazandırdı. Daha sonra depremlerle ilgili kısım Eurocode 8, yani TS yani 1998 ve o seride Türkçe'ye kazandırıldı arkadaşlar. Şimdi bizim bütün bu alıntıların büyük bir kısmı oradan geliyor. Eğer Eurocode 7'nin incelerseniz arkadaşlar, bunu birçok yerde de artık dağıttık. Herkesin elinde de var. İster İstanbul'da, ister İzmir'de arkadaşlar bunu rahat rahat bakabilirler. Çok sayıda standardı. Burada bütün ülkelerde yapı üretim süreçleri bizim gibi değil arkadaşlar. Yani çok katlı yapılaşma yaygın olarak Türkiye'de kullanılıyor. Bunun temel amacı da rant sağlamak yani. İşte Hakan'ı görüyorum yan bayı burada. Rize'ye gidiyorsun, duvar gibi binalar 15-16 kat. Halbuki gelişmiş ülkelerde vatandaşın kendi barınma ihtiyacını karşılaması için. Bakın Amerika'da bu %60'larda arkadaşlar basit yöntemler tanımlanmış durumda. Herkes arkadaşlar, Türkiye İstanbul değil, Türkiye İzmir'de değil, merkez açısından söylüyorum. Ya bu ülkede millet ahır yapıyor, köyüne ev yapıyor, bahçe yapıyor. Yani sonuçta tek katlı, iki katlı, üç katlı basit yapılar gerçekleştiriyor. Aslında kastedilen şey bu arkadaşlar. Bunun da çeşitli parametreleri var. Gerek kategori 1, gerek kategori 2, gerek kategori 3. 6 temel parametreye dayanarak arkadaşlar belirlenebiliyor. Bu yapı büyüklükleri açısından olabilir. Biraz önce ifade ettim. Aşağı yukarı aktardığı yük miktarı işte 20-25 ton metrekare civarlarında olan yapı söz konusu. Yani bunlar çok hafif yapılar. 2-3 katlı basit yapılar. Yapı büyüklüğü açısından söylüyorum. İkincisi zemin koşulları açısından önemli zemin problemleriyle karşılaşılmayacak nitelikteki zeminler olması isteniyor. İstinat yapıları için alt üst seviye 2 metreyi geçmesin istiyor. Onlar için de basit etütler gerçekleştirilebilir. Deprem büyüklükleri biraz farklı arkadaşlar. Bu sistemde de yanlış yaptıklarını da zaten yüzlerine de söyledik. Bütün dünya ülkelerinde az, yani deprem riski düşük alanlarda bunlar gerçekleştiriliyor. Yine çevre koşulları, yeraltı suyu gibi temel 6 tane parametre söz konusu arkadaşlar. Buna göre kategorilerin verilmesi lazım. Kategori 1 yanlış değil arkadaşlar. Bizdeki tanımlamalarda aşırıya kaçan veya olması gerekenlerin olmadığı bir tanımlama getirdiler. Bunun yanlış olduğunu hazırlama süreçlerinde kendilerine söyledik. Aslında bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Bunu birçok yerde de söyledim. Avrupa Birliği artık ikinci nesil kodlara geçiyor. 2020'den itibaren de yayınlanacak. Eğer bakarsanız, bunları izlerseniz önemli. Önümüzde 2050'ye kadar da bu ikinci nesil Eurocode'larla yapı üretim süreçleri götürülecek arkadaşlar. 1997 ve 98'de 2018 yılında yayınlanacaktı. Ertelediler, 2020'nin ortasında çıkması lazım. Draftları var elimizde kısmen arkadaşlar. Ne tür yenilikler getirebileceklerini tahmin ediyoruz. Bizim mutlaka kendi bu zemin etüt formatımızın Eurocode 7 ile uyumlu hale gelmesi lazım. Bak Eurocode 7'yi söylüyorum. Deprem yönetmeliğimizin de Eurocode 8 ile uyumlu hale gelmesi lazım arkadaşlar. Yani bir parçasını Amerika'dan, bir parçasını İngiltere'den, bir parçasını Eurocode'dan alarak biz deprem yönetmeliği yapamayız arkadaşlar. Bunu birçok toplantıda ifade ettim. Eurocode 8 Avrupa'nın deprem yönetmeliği arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 toplam 5 taneden oluşuyor. Ya kardeşim TS bunu Türkçe'ye çevirmiş. Kabul etmiş. TSEN 1998'e 1, 2, 3, 4 diye sıralamış. Bir ülkenin 2 tane deprem yönetmeliği olur mu? Olmaması lazım değil mi? Yani akıl bunu gerektir.
Ama bakıyorsunuz maalesef bu da gerçekleşti. Madem kendi ülkemize has bir şey yapıyoruz, bari bu standartlarla uyumlu olsun diye çaba sarf ediyoruz. Ki o konuda kısmen başarılı olduk. Deprem yönetmeliğinde tüm bölümlerde arkadaşlar, toplam 17 bölüm var. Ben de sabah akşam yanımda durur böyle okurum bunları da. Yani masanın üzerinde durur. Sıkıldıkça bakarım. Çünkü bir sürü konu var. Bunların arkadaşlar uyumlu hale getirilmesi, gereksiz alanlardan da kurtulması gerekiyor diye düşünüyorum. O nedenle şu an uygulanmakta olan kategori 1 çok daraltılmış arkadaşlar. Bunun marjını biraz genişletmek gerektiğine inanıyorum. İnsanların rahat bir şekilde etüt ve projelerini gerçekleştirmesi lazım. Ülkemizi biz öyle bir hale getirdik ki arkadaşlar şu an Türkiye'de, bunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na Elazığ'da deprem sunumu yaparken de söyledim. Bizim YouTube'dan da bunu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bugün artık imar belediyeler veya ruhsat veren kurumlar için bir harç alanı olarak görülüyor. Yani diğer birimler için de vatandaşın soyulabileceği bir alan haline geldi. Bugün vatandaşımız anayasa gereği barınma hakkını elde edemiyor arkadaşlar. Barınma hakkına sahip değil. Kişi bir basit ev yapmak için ya bir müteahhide gidecek ya emlakçıya gidecek. Başka artık Türkiye'de çözüm yolu kalmadı. Ya Amerika bile emperyalist bir ülke, kapitalist bir ülke, bu kadar katı değil arkadaşlar. Vatandaşın %50'si kendi barınma imkanı rahatlıkla sağlayabiliyor diye düşünüyorum. O yüzden kategori 2'de sınırlar çok daraltılmış arkadaşlar. Bunu biraz genişletmek gerekiyor diye düşünüyorum. Kategori 2 ve 3 ben çok büyük sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Ufak tefek değişiklikler yapılabilir ama sonuç itibariyle bugünkü kategorik tanımlama dediğim gibi Euro kodlarla ufak tefek değişiklikler yapılırsa tam uyum içerisine girmiş olacak diye düşünüyorum. Bir kısım bir şey daha söyleyeyim Necat'cığım, daha önce ifade ettiğin için. Bunu daha önceki toplantılarda da söyledim. Şimdi biz jeoteknik diyoruz, inşaatçılar geoteknik diyor. Ya dünyanın her tarafında ister buna geoteknik diyelim, ister jeoteknik diyelim, iki meslek disiplininden temin ediyor. Bir tane, iki tane makaleden bahsetmiyorum. Bir iki kurumdan da bahsetmiyorum. Yani artık bugün Google'a yazın, bunların hepsi karşınıza gelir. Bu kitaplar gelir, içerikler gelir. Bir jeoloji, iki inşaat mühendisinden temin edilir. Yani bu ortak meslek disiplin alanı olduğu için. O yüzden geoteknik raporu inşaatçı imzalayacak. Öteki ya böyle bir rezalet olmaz arkadaşlar. Anlatacağım abi şimdi anlatacağım. Geoteknik raporda da kim imzalayacak bunu? Bir cümlene itirazım var onu söyleyeyim. Onu zaten şimdi geoteknik raporda detaylı anlatacağım. Haklıcığım, o dün Sinan Hoca'nın söylediği şey şu. F grubu zeminlere giren, hani sıvılaşma falan filan diyoruz ya, o bölümde Avrupa yapı kodlarında istisnalar var. Birinci kategoriye girsin diye değil, tasarım gözetimi açısından istisna var. Diyor ki, doğal titreşim periyodu 0-5'te olan F grubu zeminler için tasarım gözetimi uzmanına gitmeye gerek yok. Yani normal mühendis de bunu yapar diyor, tamam mı? Yoksa kategoriyle bunun bir alakası yok, onu söyleyeceğim. Yok, hayır, onu anlıyorum. Ama şu da var. Bunu da yayınladık arkadaşlar. Bizim odanın duyurusuna bakarsanız gerçekten bu dönem Jeoteknik Komisyonu çok büyük emek harcadı. Belki 2000'e yakın sayfanın çevirisini yaptı arkadaşlar. Eğer Avrupa yapı standartını, daha doğrusu Amerika yapı standartını 20. bölümüne bakarsanız, bunun çevresi de bizim o duyurular bölümünde var. Orada bu verileri görürsünüz. Hangi konular istisna dışına tutulmuş, onları rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yani. Şimdi benim söylemek istediğim şu Hüseyin Başkanım. Zemin etüt formatına baktığımız zaman madde 7.2.2 kategori 2'ye giriyor.
kategori 2 başlığı altında madde 7.2.2 var. Burada da araştırma çukuru diyor. Araştırma çukuru da diyor, kategori 2'ye giren basit yapılarda araştırma çukuru açılabilir diyor. Araştırma yani çukuru... O şu için kondu. Yani diyelim ki 10 tane sondajım var. Arazin veya o civarda veya küçük alanlarda 2-3 tane sondaj yaptın. Gerektiğinde araştırma çukuru açabilirsin. Yani şöyle, sondaj yapmaman için değil bu. İlave araştırma çukuru da yapabilirsin manasında söyleyeyim. İkinci kategori için söyleyeyim. Yoksa anladım, tamamının şeyle bir alakası yok. Yani tamamı için yapma şansı yok. Onu söyleyeyim. Ama hocam şöyle bir şey var Hüseyin Başkanım. Ben diyelim ki bir yerde 3 katlı bir bina yapacağım. 2 ya da 3 katlı bir bina yapacağım. Araştırma çukuru açtım. Efendime söyleyeyim, 1,5-2 metrede, 1 metrede ana kayaya girdim orada. Ben jeoloji mühendisiyim. O bölgenin ana kayasını tanırım. Efendim kireç taşıdır, tüftür bilmem nedir. Ben hala burada sondaj yapmamın alemi nedir? Bunun gereği yok zaten. Araştırma çukurunu bence onun için koymuş. Sondaj yapma buralarda. Basit yapılarda 2-3 katlı. Yok, basit yapılarda sondaj yapma zorunluluğu yok zaten birinci kategori için ama. O konuda hemfikiriz. Hayır, ikinci kategori için de yok. Çünkü ikinci kategoriye koymuş araştırma çukurunu adam. Kategori 2'nin altındadır. Ama hiç yapma demek değil o. Onu biliyorum yani nedenini. Yani onunla birlikte onu da yap manasında. Yapabilirsin manasında daha doğrusu. Ne manası var ki? Yani ben açıyorum, 1 metrede ana kayaya rastlıyorum. Orada bir daha sondaj açmamın ne alemi var? Ben şimdi şöyle... Sadece biz sondajları şey için yapmıyoruz arkadaşlar. Yani numune alıyoruz. Oradaki kırık çatlak sistemini izleme şansımız söz konusu. Bunu araştırma çukuruyla göremeyebiliriz yani. Zaten ya bir kere şu var. Bizde bir sondaj tutkunluğu var. Yani jeoloji mühendislerinde bir sondaj saplantısı var. Sondaj nedir? Sondaj bir yerde mostrayı göremiyorsan ya da açtığın araştırma çukuruyla oradaki ana kayayı tanımlayamıyorsan sondaj yaparsın. Ama ben açtığım araştırma çukuruyla ya da Mostra'da ana kayayı görüyorsam, yüzeye çok yakınsa ve onun parametrelerini rahatlıkla açtığım araştırma çukurlarında edinebiliyorsam ne diye sondaj yapayım? Temel ya işte ne diye yapayım yani? Sadece işte diyorum ya, sen şey açısından bakıyorsun. Yani burası kaya oturursa bir şey olmaz. Ama ya iki katlı yapıyorlar. Artık katlı kayalarda da analiz yapmak lazım artık ciddi. Tabii ki de ya, onu biliyorum zaten. Yani bunu gözlemsel etütlerle gerçekleştiremeyiz artık Akıncığım. Yani o bitti. Yok, o işler. Yok canım, gerçekleştiririz. Şimdi yani bakın. Şey olabilir mi? Geçen gün yine burada tartışıldı. Bak, kayalarda daha binalarda oturma için analiz yöntemleri yapamıyoruz. Evet yani Necat'ın şey, en son bölümde tartışalım. En son bölümde soruları alırız. Hani belli bir düzenle gitmemiz gerekiyor. Seyfettin Bey, buyurun. Çok kısa, ben hak ve yani tartışma yaratmak için değil. Sesim geliyor mu bu arada? Evet, geliyor Seyfettin Bey. Buyurun. Siz dinleyin, sonra sesleri kapatacağım zaten. Çok kısa, çok kısa şunu ifade edeyim. Kategori 1, 2, 3'ün ne ifade ettiği zaten yönetmelikte, hani çok net olmasa da belli kriterlerde tespit edildi. Arkadaşlar 2012 ile 2018-2019 yılları arasında İstanbul'da son dönemlerde meydana gelen Sütlüce'de başta olmak üzere kayan binaların, kayan iksaların, göçen yerlerin %90'ı kayalar. Ana kaya orijinliydi. Bunu bir defa altını çizmek istiyorum. Ben ana kayayı gördüm. Buranın altında biliyorum. İstanbul'da olan arkadaşlarım bilir. Trakya formasyonuydu. Deyip de araştırma çukuruyla geçmek bizim meslek disiplinine bence çok ciddi derecede eksikliğini ifade etmek anlamına gelecek. Şöyle özetleyeyim. Normal şartlarda Hüseyin Başkan'ın dediği gibi araştırma çukuru tamamlayıcıdır. Tamamlayıcı olmak zorunda. Biz numune alma yöntemleri standartta da belirtildiği gibi belli numune alma yöntemlerimiz var. Quasi primlerde
bir şekilde numuneyi bozmadan, ana kaya da olsa fark etmez, kayanın çatlak düzlemlerine istinaden bunların hepsi loglamada belli parametrelerde loglanması ve kuyu loguna işaretlenmesi gerekiyor. Ve biraz önce bahsettiğim gibi kayan yerlerin %90'ı kayaydı. O yüzden kaya deyip geçmeyelim. Bunların ayrışması var, alterasyonu var vesaire falan. Hepimiz mühendisiz. Tekrardan detaya girmeye gerek yok. Ama biz kesinlikle ve kesinlikle Karayollar Teknik Şartnamesi de bunu belirtmiştir. Minimum kayada bile olsa 10 metre biz sondaj yapmak zorundayız. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben buna şu şekilde cevap vermek istiyorum. Bir kere siz bir Mostra'da edindiğiniz jeolojik bilgiyi asla sondajda edinemezsiniz. Çünkü neden? Sondaj şartlarını, piyasada çalışan sondaj şartlarını gayet iyi biliyoruz. Üç tüplü karotiyer hiç kimse kullanmıyor. Tek tüplü ya da iki tüplü karotiyerlerde %20, %30'luk kayadan karot örneği alarak o kayada sonuca gitmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla sondajdan ziyade ben araştırma çukuruyla ana kayaya ulaşılabiliyorsa, ana kaya yüzeye yakınsa, o kaya üzerinde yapılacak gözlemlerin özellikle GSI, jeolojik dayanım indeksi yöntemiyle, hele hiç presyometreye gerek yok bence kayada. Bir de kayada böyle presyometre saplantısı gibi bir saplantı var. Ondan sonra presyometre zaten homojen zeminlerde uygulanacak bir yöntem. Heterojen bir zeminde uygulanamaz. Ondan sonra verdiği sonuçlar yanıltıcı olur. Ben bunu DSI'den yıllarca tecrübe ettim. Kayada o yüzden jeolojik dayanım indeksi GSI yöntemiyle HUK'un gayet güzel. Gerek Mostra'dan gerekse araştırma çukurundan kaya yüzeyinde yaptığı jeoloji mühendisi kaya kütle mukavemet indisi indeksini kullanarak gayet güzel sonuca varabilir. O yüzden sondaj göremediğiniz yerde yapabileceğiniz bir şeydir. Ben kayanın yüzeyine ulaşıyorsam hele basit yapılarda araştırma çukuru için zaten onu demiş. Başkanımız da onu söylüyor. 3 kata kadar olan basit yapılarda sondajın hiç gerekli olduğunu düşünmüyorum. Kaya zeminlerde. Teşekkürler. Şimdi Ömer Bey de söz istiyor. Şimdi yanlış anlaşılma olmasın Ömer Bey, ben size de söz vereyim ama daha sonra lütfen kimseye söz veremeyeceğimi bildireyim buradan. Buyurun lütfen. Evet. Öncelikle selamlar. Hüseyin Başkanıma çok selamlar. Necat Bey, Sinem Hanım, diğer meslektaşlarıma da çok selam ve saygılar. Hakkı Bey'in az önce bahsetmiş olduğu konulara atıfta bulunacağım. 2 metrelik derinlikte İzmir ile alakalı olan kısma. Biz kamuda olan personeller, toy, çok bilgi sahibi olmayan ama siz değerli piyasada çalışan büyüklerimizin maalesef iyi niyet mektubu gibi gelen zemin etüt raporlarını çok fazlasıyla görmekteyiz. Ve bundan kamuda çalışan meslektaşlarımız olarak çok aşırı derece rahatsızız. Maalesef orada 2018 bina deprem yönetmenliğinde belirtilen hususlar kişilere göre değişmediği ve herkesin uygulamakla yükümlü olduğu şeyler. Ben bu alanı biliyorum, şu alanı biliyorum. Yani tamamen iyi niyet mektubu olarak geliyor. Necat Bey'le beraber çalıştığımız noktalar oluyor, danışıyoruz. O da hakim. İstanbul gibi bir metropolde ne tür sıkıntıların geliştiğini Necat Bey bizden daha iyi tecrübe etmiş. Ama maalesef sahada çalışan arkadaşlar, özel şirketlerde bunu maalesef tecrübenin arkasına dayanaraktan iyi niyeti suistimal eden çok fazla şeyler var. Yani parsel sınırları dışında yapılan sondajları dosyanın içerisine koymaya, riskli yapı olarak kullanmış olduğu verileri içerisine koymaya. Sadece az önce Necat Bey'in bahsettiği herhalde bizim alan bölgemizle alakalıydı. Bir neredeyse elek analizi yapacak, sondajını yapacak. O da doğru düzgün bir derinlikte değil. Bu şekilde hazırlayıp dosya içeriye sunan kişiler var. Bizim saygımız yine sonsuz. Kırmadan. Bu konulara girmezsek iyi olur Ömer Bey. Yani bu sevgili başkanım, ben önce biz kamuda olanlar için toy, bir şey bilmeyen, tecrübesiz,
genel anlamda yani o tarz şeyler söylenmemesi lazım. O da evet, ben de katılıyorum. Söylenmemesi lazımdı. Kendi aramızda yapacağımız bir tartışma. Şu anda canlı yayındayız. Bir araya gelir bunlarla konuşuruz. Sinemanın bence Tamam Bey, aynen öyle. Ben zaten şimdi sözü Necat Bey'e verecektim. Necat Bey, sunumunuzu lütfen bitirelim. Ondan sonra zaten sorusu olanların sorusu olacağız. Evet, şimdi tekrar şiir sikrinden mi açıyorum tekrar şeyi? Evet. Buyurun lütfen. Görüldü mü şu anda? Açılacak abi. Gözüküyor. Necat Bey, sesim geliyor mu? Geliyor. Önce açın, ondan sonra şeyi sikrin yapın. Şey sikrini kapatır mısınız? Şimdi slaytınızı açın. Bilgisayarınızda. Açtım. Şimdi şey sikrini yapın. Açıldı mı? Şimdi açıldı. Oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar, veri raporundan sonra 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, biliyorsunuz geoteknik raporu var. Bu da gene kafa karışıklığı diyeceğim. Niye kafa karışıklığı var onu da bilmiyorum. Arkadaşlar, geoteknik raporunu da biz yapıyoruz. Yani ilk başta dediğim üzere, yani 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinden önceki zemin etüdü aslında neyse, bu yönetmelikte bu sadece ikiye bölündü. Şimdi işte veri raporunu jeoloji mühendisi yapar, geoteknik raporunu inşaat mühendisi yapar. Arkadaşlar, bu yönetmeliğin hiçbir yerinde geoteknik raporu inşaat mühendisi yapar diye bir kelime dahi yok. Yani bunu nereden çıkarıyorlar? Kim söylüyor? Bilmiyorum ama yani bunu söyleyen arkadaşlara da şunu söylüyorum. Odaya gelin, hangi belediye söylüyorsa bunu, gelin mücadeleyi biz verelim. Bu yönetmeliğin hiçbir yerinde geoteknik raporu inşaat mühendisi hazırlar diye bir şey yok. Kategori 1, 2, 3, 3'ünde de olan tek meslek grubu biz jeoloji mühendisiyiz arkadaşlar. O yüzden geoteknik raporu da inşaat mühendisinden alacağımız bilgilerle hazırlayacak olan meslek grubu gene arkadaşlar biz. Gene format üzerinden gideceğim. Arkadaşlar, yeni format gene dediğim gibi muhakkak kategori 2 istiyor. Yani giriş kısmında il, ilçe, pafta, parsel numaralarıyla beraber gene hangi kategoriye girdiği mutlaka geoteknik raporları yapılacak. Ek olarak mimari projeyi kim yaptıysa mimarın adı, statik projeyi yapan inşaat mühendisi ve mühendislik jeolojisi ve geoteknik hesaplamaları ise yapan jeoloji mühendisinin imzası, adı mutlaka giriş kısmında olmak durumunda. Yine giriş kısmında yapılacak binanın ne amaçla olacağı, beton arma mı, konut mu, ticari mi, fabrika arazisi mi olduğu da yine bu giriş kısmında yeni yönetmeliğe göre yazılması gerekiyor. Arkadaşlar bakın, şey çok önemli. Mimari projeyi yapan mimar, statik projeyi yapan inşaat mühendisi ve mühendislik jeolojisi ve jeoteknik hesaplamaları yapan jeoloji mühendisinin adı giriş kısmında mutlaka olmalı. Bu geoteknik raporun amacı depremsellik, zemin profili, zemin taşıma gücü, oturmalar, şev stabilitesi, kazı destek sistemi ve temel sisteminin seçilmesi. Gene aynı madde aslında, veri raporuyla hemen hemen bazı maddeler aynı. Gene veri raporundaki biz hazırladığımız için aynı oradaki bilgileri alıp buraya aktarabiliriz. Burada tabii geoteknik rapor artık tamamen yapı üzerinde kurulu olduğu için burada arkadaşlar yapıyla alakalı tüm bilgileri vermek durumundayız. Yani yapıyla alakalı inşaat mühendisinden tüm verileri almak durumundayız. Buna yapının ağırlığı ve temel basıncı darımları da dahil. Ve bunu geoteknik raporda artık görsellikle de süslemek gerekiyor. Bu gene bizim Büyükçekmece'de yaptığım bir otel projesinden aldığım bir şey. Yani bu yapıyla ilgili bölümde yapının vaziyet planı artı bir tane de kesit. Bu kesitleri de çoğaltabilirsiniz. Ama arkadaşlar bu şey bilgi altı, yani yapı bilgileri adı altında yapıyla alakalı hem vaziyet planını mimariden alınan hem de bu tür birkaç görselden farklı kesit üzerinden mimari projeyi mutlaka konulması gerekiyor. Gene şey açısından, kullanım açısından, yani güzellik oluşturması açısından böyle bir tabloyla yapının kullanım amacı, işte turizm artı konutmuş, taşıyıcı sistem beton örme perde artı çerçeveymiş, kada dedi, yapı oturum alanı, bina kullanım sınıfı, bina önem kat sayısı ve bina yükseklik sınıfını gene bu yapıyla alakalı madde altında böyle tablo halinde vermemiz gerekir. Mevcut zemin araştırmaları zaten veri raporundan aldığımız için arkadaşlar burada veri raporunda olan şeylerin yapılan
çalışmaların tamamını gene mühendislik jürisi haftasını koyarak burada mutlak surette koyalım. Yani hangi çalışma yapıldı, kaç metre derinliğinde yapıldı, jeofizik çalışmalar neler yapıldı, hangi numuneler alındı? Bu mevcut zemin araştırmaları kısmında madde 4 adı altında bunların verilmesi gerekiyor. İlave zemin araştırması diye bir madde koymuş. Açıkçası herhalde bunu koyan arkadaşlar ilk başta dediğim gibi veri raporuyla geoteknik raporu farklı olduğu için 1-1-2019'da çıkan daha sonra kavgayla değiştirdiğimiz, mücadeleyle diyeyim değiştirdiğimiz Mart ayında burada veri raporunda eksik görülen bir şey varsa geoteknik raporu başka bir yani veri raporunu yapan jeoloji mühendisi değil de başka bir firma yapacaksa diye sanırım konmuş. Yapılan çalışmayı eğer eksik görürse geoteknik raporu yapacak olan şey arkadaşımız, jeoloji mühendisi arkadaşımız burada yeni ilave zemin araştırmaları isteyebilir. Ama genel olarak dediğim gibi bugüne kadar 1,5 yıldır ben her projenin veri raporunu, geoteknik raporunu da kendim yaptığım için genelde bu maddenin altına ek bir çalışmaya gerek yoktur deyip öyle geçiyoruz. Ama bu da bir madde. Altıncı madde dediğim gibi artık zaten geoteknik rapor işin iyice mühendislik kısmı. İdealize zemin profili ve yeraltı suyu durumları diye. Gene arkadaşlar burada da zayıf kaldığımız bir şey madde. Yani burada jeoloji mühendisinin gerçekten mühendisliğini yani mühendislik jeologluğunu değil artık jeoloji mühendisliğini, mühendislik jeologluğunu kurtarak yansıtacağı yer bu madde. Bu maddede zemin ve kaya ile alakalı olarak tüm indeks fiziksel özelliklerinin madde madde verilmesi gerekiyor. Yani bu artık idealize zemin profili zaten bir geoteknikçinin, yani bir geoteknik eskiden rapor yaparken de jeoloji mühendisinden istediği şey zaten buydu. Yani bir hesap yapabilmek için, bu temel alt olabilir, jet grout olabilir, iksa olabilir. İdealize bir zemin profili. Çünkü ne kadar bir zemin karmaşık olursa olsun elinde sonunda onu bilgisayar yazılımına sokabilmek için bir model oluşturmak zorundasınız. Yani geoteknikçiler açıkçası bunu yapamıyorlar. Ben yüksek lisansta da onu gördüm. Özellikle inşaat kökenli olan geoteknikçiler modelleme yapamıyorlar. Yani o herhalde aldıkları eğitimle alakalı ama jeoloji kökenli yani benim gibi jeoloji kökenli olanlar hakikaten biz bunda hiç zorlanmadık. Yani idealize zemin profili oluşturmakta hiç zorlanmadık. Zaten bizim de işimiz bu. Arkadaşlar bu 6. madde dediğim gibi geoteknik raporun en önemli maddelerinden birisi. Burada 6.1 maddesi idealize zemin profili. Burada arkadaşlar gördüğümüz sahada karşılaştığımız tüm birimlerin detaylı olarak verilmesi gerekiyor. Gene bu benim bir çalışmamdan aldım. İşte A maddesi dolgu nebati toprakmış. Onunla alakalı bilgiler eğer kalınsa, yani 3 metrenin üzerindeyse dolgu kalınlığı, dolgunun da normal bir zeminmiş gibi tanımlanması gerekiyor. Veri raporlarında genel olarak eksik gördüğüm benim, bana gelen veri raporlarında çok kalın dolgu tabakalarından hiç numune alınmıyor. Hiçbir mühendislik jeolojisi ya da jeoteknik bilgi verilmiyor. Ancak yeni yönetmelik dolguda da sepete yapılacak diyor. Dolguda da presyometre deneyi yapılacak diyor ve dolguda da eğer kalınsa her tür zemin deneyi hem sınıflama hem dayanım deneylerinin mutlaka yapılması gerektiğini söylüyor ki yönetmelik de doğru söylüyor. Gene burada ikil birimimiz varmış. Rengini tanımlamışız. Sepeten 60 darbe sayılarını laboratuvar deneylerine göre zemin sınıfı nedir demişiz. Burada idealize zemin profilinde arkadaşlar yapacağımız tanımlamalar ne kadar ve hesaplamalar çok olursa bir dahaki maddede geoteknik tasarım parametreleri diye bir madde var. Orada çok kolaylık yaşayacağız. Burada ne yapmışız? Öncelikli olarak sepete değerine göre bir drenajsız kayma dayanımı hesaplamışız. Burada Stroop 1974'e göre basit bir yöntem. Geoteknikçiler çok sevmez bunu. Yani sepeteyle CO hesaplamayı ama bu yönetmelikte olduğu için mecburen ben de buraya koydum. Artık raporlara da koyuyorum. Presyometre deneyine göre yani alt limit ve üst limit arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane değer her zaman vermekte fayda var. Yani işte kil demişiz katı 72 kilopascal, kil demişiz sert CO 300 kilopascal. Presyometre deneyine göre gene formülizasyonu vererek gene alt limitini ve üst limitini yazmışız birbirine yakın değerler. Presyometre deneyine göre elastisite modülü, elastisite modülünü en iyi veren deneydir presyometre deneyi. İyi yapılırsa yani presyometre deneyi gerçekten arazi deneylerinin prensidir. Güzel yapılır ve yorumlanırsa yani sahte şeyler yapmayıp birçok arkadaşımız resim çekip gidiyor maalesef. Hakikaten çok kötü. Yani 70-80 bin lira verip cihaz alıyorlar ama sadece resmini çekip raporda göstermek için yapıyorlar. Arkadaşlar presyometre deneyi varsa ben çoğu zaman kendi cihazım olduğu için ve kendim yaptığım için çok ne laboratuvar verisi kullanıyorum ne başka bir şey. Presyometreyle
hem taşıma gücü, hem oturmalar, her şeyi hesaplayabilirsiniz. İyi yapılmış ve iyi yorumlanmış piresometreyle tabii. Bu arazi deneylerine göre tanımladıktan sonra laboratuvar sonuçlarına göre gene arkadaşlar kohezyon maddemiz kilo olduğu için kohezyonun alt limit ve üst limit değeri toplam gerilmeler cinsinden serbest basınç ve normal üç eksenli basınç UU deneyine göre, kesme kutusu deneyine göre alt limit üst limit, gene kesme kutusu deneyine göre içsel sürtünme açısı, birim acım ağırlıklar, konsolidasyon deneyi mutlaka olmalı zaten raporlarda onu artık bunu söylemiyorum bile, mutlaka konsolidasyon deneyi uzun sürüyor ama yaptırmak zorundayız. Sıkışma indisi, şişme basıncı yüzdesi, zaten konsolidasyon yaptırıyorsanız arkadaşlar bir de şey var, yani konsolidasyonda şu üçünü zaten veriyorlar. Hani laboratuvarcılar para da almıyor bunun üstüne. Konsolidasyon deneyi yaptırıyorsanız arkadaşlar mutlaka laboratuvarcınıza söyleyin şişme basıncını ve yüzdesini de size versinler. Yani ampirik hesaplamaktansa bir kilin şişme basıncını yüzdesini madem kohezif şey konsolidasyon yaptırıyorsunuz onu şeyle yaptır. Şişme basıncı ve yüzdesi olan su muhtevası arkadaşlar inanılmaz önemli bir deneydir. Oturmalarda özellikle çünkü doygunluk derecesini su muhtevasına göre belirler. Ya doygunluk derecesi %90'ın üzerinde olan bir yerde elastik oturma, ani oturmalara da hesaplamanız gerekir. Sadece konsolidasyon oturması değil. O yüzden su muhtevası çok önemli bir deneydir. Lütfen numuneleri kurutmadan laboratuvara götürün. Zemin sınıfı, ince yüzdesi çok önemlidir. Yani kil yüzdesi bir kilde. Likit limit, plastik limit, plastik indisi gene değer vererek ve şeylerini literatürdeki hangi değere geldiğini denk gelecek şekilde. Gene yeraltı suyu durumunu zaten veri raporundan alacaksınız. Yani başka bir yerden alamayız bunu. Evet arkadaşlar işte asıl şey bu. Yani yeni yönetmeliğin gene en önemli can alıcı noktası. Artık diyor ki tasarıma sizin tasarımınızı etkileyecek olan geoteknik verilerin hepsini burada değerlendiriyor. Bunu nereden alacağız? Az önceki zemin profili değerinden hesapladıklarımız. Burada bakın bunu yönetmelikten aldım. İşte kohezyonlu zeminde tablo. Üç eksende basınçtan minimum maksimum ortalama değer. Serbest basınçtan minimum maksimum ortalama değer. Hangi deneyi yaptırdıysanız, tabii biz raporda tüm deneyleri yaptırma imkanımız yok. Hangi deneyi yaptırdıysanız onun alt ve üst limitlerini, ortalama değerlerini yazıyorsunuz. En sonunda bir seçilen karakteristik değer diye bir şey var. Bana çok doğru gelmiyor. Yani biz zemini tek bir değerle yani çok fazla sınırlandıramayabilirsiniz. Birkaç şeye kil de olsa 3 metredeki kilin dayanımıyla 20 metredeki kilin dayanımı bir değildir. Yani yönetmelik bunu tek şeyle sınırlandırmış ama ben bir geoteknikçi olarak açıkçası hiçbir zaman raporlarıma tek bir değer yazmıyorum. Gene içsel sürtünme açısı. Yani hangi birim varsa yani kil varsa kil deyip onunla alakalı parametreler. Kum varsa kumla alakalı. Bu yönetmelik gene burada benim yaptığım çalışmada işte kil ve çakıllı kum ve kum çakıl varmış. Burada laboratuvar deneyi, SPT deneyi, PMT deneyinden elde ettiğimiz CU ve burada ben iki tane değer vermişim. Çünkü yüksek ihtimal bu çalışmada sahayı ikiye böldüm hesap yaparken kili. Gene elastisite modülü zaten bunu piresometre SPT'den de hesaplayabiliyorsunuz. Çok doğru bir yöntem değil ama yönetmelik istediği için mecburen onu da gene ampirik yöntemleri hesaplıyoruz. Ama en doğrusu PMT deneyi. Bir de kum varmış. Kumdaki değerlerin alt üst limitlerini bir de kireç taşı. Yani arkadaşlar yani az öncekinin bu yönetmelikten aldığım, idealize edilmiş bir şey. Hangi laboratuvar veriniz varsa yaptırdığınız bunları geoteknik tasarım parametresi olarak bu şekilde bir tablo halinde verin diyor yönetmelik. En sonunda da ortalama bir değer alabilirsiniz. İki tane değer alabilirsiniz. Artık o sizin biraz daha mühendislik jeolojisini bilmenizde ya da her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Mühendisliğe bakış tarzından değişir ama tek bir veriyle bence çalışmayın. Birkaç veriyle çalışmak her zaman iyidir. Depremsellik burada çok geoteknik raporda zaten çok ayrıntı detaylı verilmesi gerekiyor. Eskiden biliyorsunuz standartlı verdiğimiz değerler ama artık yeni yönetmelikte zaten ada ve parseli direkt girdiğiniz zaman size otomatik olarak değerleri veriyor. Alıp onları kullanıyoruz. İşte inşaat mühendisinin istediği tasarım için, statik tasarlama için, temel tasarlaması için istediği değerler. Bunları da böyle tablo halinde veriyoruz. Zaten burada bizim hiçbir katkımız yok. Sadece parselin yerini giriyoruz. O kadar koordinatlarını. Yapı zemin etkileşiminin irdelenmesi, genel zemin profilinin arkadaşlar hazırlanması gibi aslında mühendisi mühendis yapan gene bir madde bu.
Burada dediğim gibi yani o ilk maddelerde olan yapıyla alakalı bilgilerin biraz zeminle de etkileşimin irdelenmesi gerekiyor. Burada binanın binayla alakalı tüm şeyleri koyarsanız iyi olur. Yani bu zaten istediği de bu. Yani blok varsa bizim bu çalışmada 3 tane blok varmış. 3 tane blok. Her birisinin ayrı temel boyutları ve özellikle yapının ağırlığı, bunu inşaat mühendisinden, statiği yapan inşaat mühendisinden alacağız. Ve yapıdan aktarılacak olan net basınç. Yani hem yapının ağırlığı hem de net basınç. Çünkü oturmaları zaten net basınçla hesapladığımız için arkadaşlar. Bunu zaten yapının ağırlığını inşaat mühendisinden alacağız ama net basıncı biz hesaplayacağız. Dediğim gibi tek blok varsa tek blok verilebilir. Benim bu çalışmamda olduğu gibi çoklu blok varsa tüm bloklar ayrı ayrı olarak burada detaylı olarak verilmeli. 9.1.1 maddesi arkadaşlar. Şimdi burada temel sistemin ilişkin analizler kısmında yüzeysel temel ve derin temeller var. Şimdi yüzeysel temeller hepimizin bildiği basit temeller. Temel derin yani şey kazık ve temeller olmayan. Şimdi burada benim deprem yönetmeliği eskiye nazaran dediğim gibi eskiden böyle şeyler yoktu ama yeni deprem yönetmeliği diyor ki yapısal analiz sonucunda 2018 deprem yönetmeliğine göre statik ve deprem etkisini içeren bütün yükleme durumlarının her birinde Q0 küçük eşit Q'de eşitliği sağlanmalıdır denmektedir. Yani bunun şeyi şu bizim taşıyacağımız biraz sonra göstereceğim taşıma gücümüzün şeyden yüksek olması gerekiyor. Yani inşaat mühendisliğine alacağımız olan temel taban basıncı değerlerinden yüksek olması gerekiyor derin temele geçmemek için. Eğer geçmiyorsa yapacak bir şey yok zaten zeminimiz o yapıdan gelen yükleri karşılayamıyorsa derin temele geçeceğiz ama arkadaşlar burada inşaat mühendisinden hem statik yükleme durumları için maksimum temel basıncı değerleri hem depremli yükleme durumu için maksimum temel basıncı değerlerini mutlak surette almak zorundayız. Bunları biz yapamayız. Onlar STA4'te ya da SAP 2000'de zaten bunları çözüyorlar. Oradan onların çok da basit bir enter'a verip alıyorlar. Bazı inşaat mühendisleri vermemek için direniyormuş ama arkadaşlar mecburlar vermeye. Yani dediğim gibi bu rapora nasıl imza atmak mecburlarsa statiği yapan bu verileri de vermek zorunda. Bu veriler olmadan zaten biz yüzeysel temelli mi yapacağız yoksa derin temele mi gideceğiz hesaplamalarda bilemeyiz. O yüzden inşaat mühendisinden maksimum statik yükleme ve depremle yükleme durumları için maksimum temel taban basıncı değerlerini almamız gerekiyor. Burada 2008 deprem yönetmeliğinde dayanım kat sayısı, eskiden güvenlik sayısı diye bizim bildiğimiz, artık şimdi dayanım kat sayısı oldu. 1.4'te sınırlandırıldı. 1.4'te niye sınırlandırıldı? Eskiden 3'tü normal yapılarda. Arkadaşlar eğer 3 alınsaydı, bu yeni yönetmelik çok ağır, yani binalara çok ağır yükler getiriyor. Eğer 3 alınmış olsaydı bizim hesaplayacağımız taşıma güçleri şeyden hepsi küçük olurdu. Temel taban basınçlarının hepsinden küçük olacaktı. Ve böyle o zaman zaten yüzeysel temele gerek kalmayacaktı. Bütün yapılar derin temele giderdi. Onu önlemek için eskiden dediğim gibi güvenlik sayısı dediğimiz bizim GS'yi 3'ü burada yeni yönetmelikte dayanım kat sayısı 1.4 olarak aldılar. Arkadaşlar bu inşaat mühendisinden alacağımız statiği yapan taban basıncı dağılımı. Dediğim gibi hem statik yükleme durumu için hem dinamik yükleme durumu için bunları inşaat mühendisinden mutlak surette almak zorundayız. Ya bunları verecekler. Bunları vermiyorum. İşte ne işimize yarayacak diyen inşaat mühendisleri var. Çok işimize yarayacak. Yani bu yeni yönetmelikte bunları koymazsanız geoteknik rapor oluşturamazsınız. Ben buraya dedim ki bir tane koydum ama ben görsellik için koydum sadece bunu sizlere göstermek için. Bunun dediğim gibi hem statik yükleme durumu için hem dinamik yükleme durumu için taban basıncı dağılımlarının maksimum değerlerinin bize verilmesi gerekiyor. Geldik yüzeysel temel taşıma gücü analizi. Arkadaşlar şimdi taşıma gücü bir derya, deniz. Yani bir sürü taşıma gücü formülü var. Veziç derseniz hiç kullanmadığımız bugüne kadar taşıma gücü şeyiydi. Yani bugüne kadar 20 yıldır ben hiç kullanmadım. Hiçbir geoteknikçi de kullanmamıştı. Çünkü genelde çok yüksek sonuçlar veriyordu. O yüzden daha çok kullandığımız ya biri Chansen'di, Terzaghi'ydi ya da Bowles'ti. Yani kullandıklarımız Meyerhoff'tu daha çok. Ama Veziç hiç kullanmıyordu. Yani bu yönetmelik neden Veziç'le? Yani bu bence yönetmeliğin gene sıkıntılı taraflarından birisi. Yani taşıma gücünün sadece Veziç'le sınırlandırılması dediğim gibi çok bana doğru gelmiyor. Yani bir hesap yapacak bir geoteknikçiyi, jeoloji mühendisini, geoteknikçiyi adına ne derseniz tek bir yönteme sınırlandırmak çok doğru mu? Değil. Ben
yönetmenin istediği şekilde raporlarında Veziç'ten hesaplıyorum. Veziç formülü. Yani Veziç'te aslında Veziç'le diğer formülizasyonların farkı sadece şekil ve şekil faktörlerinden ibaret. Onun haricinde başka bir açıkçası farkı yok. Çünkü zaten formülizasyonumuz Terzaghi'nin yıllar önce yapmış olduğu standart formülizasyon. Sadece şekil faktörleri, derinlik faktörleri. Onlar değişti. Abi Veziç'te yönetmelikte bir ilginç bir formülizasyon var. Onu nereden almışlar bilmiyorum açıkçası. Yani buraya koymadım ama ilk yönetmelik çıktığı zaman bayağı problem oldu. Şekil, yanlış hatırlamıyorsam, şekil faktörlerinin birisinde yani orijinal Veziç'te olmayan bir denklem var. Hala da onun yanlış olduğunu iddia ediyoruz. Yani geoteknikçilerin, birçok geoteknikçi o formülün nereden alındığını bir türlü öğrenemedi bu işi yapanlardan. Ama dediğim gibi yönetmeliğin bence yüzeysel taşıma gücü hesabında en sıkıntılı taraflarından birisi bu. Bana sorarsanız evet, yönetmelik bunu söylüyor, Veziç'ten hesaplayın. Ama presyometreden de mutlaka artık yazılımlar var. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Yani Allah rızası için artık elle hesap yapmayalım. Yani yıl 2020, 99 depreminde bu işe girdik. Tamam, o zamanlar yazılım yoktu. Yani kitap bile yoktu ben bu işe girdiğim zaman. Amerika'dan Bowles'in kitabını getirmiştim asker arkadaşıma. Gerçekten yani artık taşıma güçlerini elle hesaplamayalım. Yani dediğim gibi bir sürü yazılım var arkadaşlar. Yani hem hatasız hesaplarsınız, hem daha doğru hesaplarsınız, hem daha güzellik olur. Yani elinden bir rapora şey koymak hiç hoş değil. Bir yazılım, basit bir yazılımlar da var. Pahalısı da var, basit de var ama arkadaşlar artık şu taşıma güçlerini ve oturma analizlerini lütfen elimizde hesaplamayalım. Oturma analizi, gene yüzeysel temeller oturma analizi. Arkadaşlar biliyorsunuz taşıma güçlerini belirleyen oturmadır. Yani bizim taşıma gücümüz ne kadar yüksek çıkarsa çıksın, yapacağımız oturma analizinde eğer limit değerlerinin üzerinde bir oturma değerimiz varsa zaten taşıma gücünün 100 mü olduğu, 500 mü olduğu, 1000 mi olduğunun hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü bütün taşıma güçleri, taşıma güçlerinin değerleri oturma kriterlerine göre belirlenmiştir. O yüzden oturma analizlerini mutlaka yapmalıyız. Bunu dediğim gibi konsolidasyon deneyi yaptırarak CCT'den de yapabiliriz. CC biraz sıkıntılı. Yani o killerde CC kullanın deniyor ama o CC'yi kullanabilmek için de numune aldığımız derinliğin hem üstünde hem altında direne bir ortam olması gerekiyor. Bugün Türkiye'den hiçbir yerinde baktığınız zaman numune aldığımız derinliğin altında bir üstünde direne ortam, iki tane çift direne ortam bulmak zor. Ama CC'den oturma hesaplanır, hesaplanmalıdır da, ama daha doğru şey için presyometreden arkadaşlar, yani dedim ki iyi yapılmış presyometre en iyi oturma analizi sonucunu veren deney, o presyometre deneyinden elde edilen oturma analizidir. Yani hem CC'den raporlarımızda hem de presyometreden iki ayrı farklı yöntemle yapıp oturma analizleri çıkan sonuçların karşılaştırılmasına gerek var. Bunları yapacak olan arkadaşlar bizleriz. İnşaat mühendisi değil, jeoloji mühendisidir. Arkadaşlar altını çiziyorum. Bu jeoloji mühendisini ve inşaat mühendisini aşan kısmı da biraz sonra değineceğim. Nerelerde biz bu işi yapamayız? Sınırımız nedir, onu da söyleyeceğim. Ama arkadaşlar yüzeysel temel taşıma güçlerini hesaplayacak olanlar bizleriz. Bir inşaat mühendisi değil, geoteknik raporu da yapacak olan biziz. Statik yapan inşaat mühendisine de paşa paşa bu raporu imzalayacak arkadaşlar. Derin temeller, derin temeller arkadaşlar kazıklı temel diye biliyoruz. Yani yüzeysel temeller eğer kurtarmıyorsa, yani analizimizi yaptık. Eğer yüzeysel temellerimiz taşıma gücü mesela kurtardı fakat oturma kriterleri kurtarmadıysa ya da taşıma gücü de kurtarmıyor olabilir, o zaman arkadaşlar artık sistem derin temellere dönüyor. Biraz sonra derin temelleri kimin yapması gerektiğini açıklayacağım. Gene derin temellerde de aynı yüzeysel temellerde olduğu gibi taşıma gücü analizi yapmak zorundayız. Oturma analizi gene yapmak zorundayız. Bir ayrı bir madde çok ilginç, gene bu yönetmeliğin en ilginç şeylerinden birisi geoteknik kısmında zemin iyileştirme alternatifleri diye bir madde koymuşlar. Ama gerçekten yani bunu niye koymuşlar bilmiyorum. Zaten altına da yazmışlar, özellikle kırmızıyla da şey yaptım. Zemin iyileştirme sistemi projesinin hazırlanması bu geoteknik raporun kapsamı içinde değildir. Şimdi yani zemin iyileştirme bir raporda zemin iyileştirme, yani kazıkla da çözebilirsiniz bir yeri. Yani kazık biraz masraflıdır. Ben genelde kazığa çok girmiyorum yani mümkün olduğunca. Jet grout öneriyorum ve onun projesini yapıyorum. Ama diyor ki bu yönetmelik, sen jet grout yaparsan diyor ayrı bir rapor yapman lazım. Zeminleştirmesi bu raporun konusu değildir demiş ve geçmiş. Yani dedim ki bu ilginç bir madde bu. Yani niye koymuşlar? Madem istemiyorsun o zaman yönetmelikte zeminleştirme
projesi hazırlayacaksan geoteknik rapor haricinde hazırla diye yaz. Ama burada böyle bir madde koymuşlar ve altına da bunu yazmışlar. Yani iyileştirme yapacaksan alternatifleri sun ama burada hesaplama demiş. Dediğim gibi bu yönetmeliğin birkaç ilginç şeyinden bir tanesi gene bu 9.2 maddesi. 9.3 maddesi önerilen temel sistemi zaten biz jeoloji mühendislerin temel sistemi önermek gibi bir durumumuz yok. Genelde dediğim gibi mevcut bir proje geliyor. Mevcut bir proje geldiği için de biz zaten var olan temelleri genelde yeterli diyoruz. Yapı temeli 9.4 maddesi yapı temelleri ilgili diğer hususlar bu da çok önemli. Arkadaşlar bunda sıvılaşma analizleri yapılmalı. Eğer bir gevşek kum varsa, kirli varsa dediğim gibi hem ampirik hem laboratuvar deneyleriyle, ödometre deneyleriyle şişme potansiyelini mutlaka değerlendirmesi lazım. Şişmenin önemli. Tamam bir 5 katlı yapıda şişmenin bir önemi yoktur ama arkadaşlar tek katlı bir villada eğer gün gören kilinde ben 250 kilo paskal şeyi gördüm, şişme basıncı gördüm. 250 kilo paskal şişme basıncı olan bir yerde tek katlı binayı kaldırır atar. O yüzden kil olan bir çalıştığımız yer kilse mutlak surette şişme basıncının ister ampirik yöntemle olun hesaplayın ister laboratuvar deneyiyle, ödometreyle ama mutlak surette şişmeyle alakalı mutlaka raporunuza bir şey koyun. Gene bir madde karstik boşluklar. Bu da Antalya'da çalışıyorsanız çok önemli. Antalya gibi karstik boşlukların çok olduğu bir bölgede çalışıyorsanız gene bunun da değerlendirilmesi gerekir. Drenaj izolasyon yani bu drenaj mutlaka kil yani raporlarda mutlaka drenaja ve izolasyona da bir madde ben çok detaylı değiniyorum. Yani bir belki de yarım sayfa drenaj ve izolasyonla alakalı mutlaka raporlarımı yıllardan beri önemli şeyler yazarım. İksa sistemleri arkadaşlar derin temel yani bir şeyde projeniz zaten size gelen proje bellidir. Küçük çaplı projeler değil de büyük projelerde zaten 3-4 kat temel oluyor. Yani 3-4 kat bodrum oluyor. 3-4 kat bodrum olan bir yer bugün 9 metre, 3 metreden deseniz 3 kat olsa zaten 9 metre ki 9 metre olan bir yerde zaten iksa sistemi yapmak durumundasınız. Ya da eğimli bir yer varsa, sahanızda eğimli bir alan varsa orada stabilite analizleri de var. Geoteknik raporda mutlaka yapmanız gerekiyor. Bunu ikiye ayırabilirsiniz. İksa analizleri ve şevdurallik analizleri diye. Dediğim gibi mevcut imar size gelen mimari projede zaten o yerin iksa sistemi gerektirip gerektirmediğini görürsünüz. Ona göre de numunelerinizi her şeyinizi alırsınız. Eğim varsa ve bölgenin de heyelan potansiyeli biliyorsanız ki zaten dediğim gibi ilk başta anlatmıştım veri raporunda yani projeye başlamadan önce mutlaka sahayla alakalı geçmiş bilgilerin de alınması gerekir. Eğimli bir alan varsa şev analizlerinin ve iksa sistemlerinin hem kısa dönem hem uzun dönem olarak yapılması mutlak surette gerekli. Ama bu 10. madde arkadaşlar tamamen uzmanlık gerektiren bir şey. Özellikle arkadaşlar bu maddeyi yani şeyle de bizim komisyonla da yazalım mı yazmayalım mı? Ben de geoteknikte yani inşaat mühendisliğinde yüksek lisans yapmış birisi olarak arkadaşlar şimdi şeye kadar bu rapor bizim. Yani derin temel ve iksa kısmına kadar bu raporları evet şey yani o kısma kadar biz yapacaktık. Yani jeoloji mühendisleri o kısma kadar yaparlar. Zaten aldığımız eğitim bunu yapmaya yeterli. Ancak arkadaşlar bizi de aşan bir durum var. Eğer projenizde derin temel, zemin iyileştirmesi, derin kazı kaynaklı bir iksa projesi varsa arkadaşlar kimse gidip de bir pratisyene kalp ameliyatı olmaz. Nasıl olmazsak bu projeleri de ne 4 yıllık bir lisans eğitimi almış yolcu mühendisi ne de inşaat mühendisi yapamaz arkadaşlar. Yani bu artık uzmanlığa giriyor. Derin temel, zemin iyileştirmesi, iksa yani az önce Seyfettin Bey söyledi İstanbul'da kayan binaların %80'i kayada kaydı arkadaşlar. Zemin ortamında kaymadı. Yani çok önemli bu projeler gerçekten hem temel altı kazıkları, hem zemin iyileştirmeleri, hem iksa projeleri. Arkadaşlar bunlar çok önemli projeler ve çok birçok kişinin de başını yakan projeler. Yani bunlar ne bir odanın adını vermek istemeyeceğim bir odanın 3 günlük verdiği kurslu olabilir. Ne de işte ben bu konuda tecrübeliyim diyerek olabilir. Bunun mutlak surette arkadaşlar eğitiminin alınması gerekiyor. Bu da yüksek lisans ve doktor eğitimidir. Yani 3 günlük bir oda kursuyla zaten odalar uzmanlık veremez. Yani o da ayrı mesele. Uzmanlık dediğimiz şey üniversiteler, yüksek lisans ve doktora programlarıdır arkadaşlar. Yani onu da ancak dediğim gibi YÖK'e bağlı üniversiteler verebilir. O yüzden eğer benim tabii bu yönetmelikte uzmanlık yok ama benim nacizane tavsiyem projenizde eğer böyle bir sıkıntı varsa, derin temel, iksa varsa jeoloji mühendisi imzası yani sizin imzanız, statiği yapan inşaat mühendisi yanında
geoteknikte en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almış jeoloji veya inşaat mühendisinden de, yani geoteknik yüksek mühendisinden de mutlaka bana sorarsanız yardım alın, raporun o kısmını ona yaptırın ve raporun sonuç öneriler kısmına jeoloji statiği yapan inşaat mühendisiyle beraber o uzman geoteknikçiye de, dediğim gibi bu jeoloji mühendisi olabilir, jeoloji kökenli olabilir, inşaat kökenli olabilir ama mutlaka o hesapları ona yaptırın ve yaptığı hesapların da sorumluluğunu aldırın. Sonuç öneriler kısmına bu arkadaşa da imza attırın. Benim nacizane tavsiyem. Ama yönetmelikte uzmanlık var mı derseniz, yönetmelikte uzmanlık maalesef yok bu yönetmelikte. Tanımlamamış uzmanlığı. Şey de var, bazı belediye, şimdi duyuyorum, bazı belediyeler işte illa yüksek lisans ararken inşaat mühendisi arıyormuş. Ben karşılaşmadım. İnşallah da öyle bir meslektaşımda karşılaşmam. Hakikaten haklarımı iyi arayan birisiyim. Yani kimse bize sokaktan geçerken yüksek lisans diplomasını vermedi. Dediğim gibi uzmanlık bir odanın belediyelere yazdığı yazıyla olabilecek bir şey değildir. Çünkü o adayı da yok çok ağır eleştirdi o konuda. Yazı da yazdı. Yani ve üniversitelerin vermiş olduğu bir diplomayı da, yüksek lisanslı doktora diplomasını da belediyede çalışan birisinin kabul etme ve etmeme gibi bir lüksü de yoktur arkadaşlar. Yani o lüks, yüksek lisans diploması alınmışsa böyle kolay da alınmıyor. Kendimden biliyorum. O kamuda çalışan arkadaşların bunu görmemesi gibi bir şey olamaz. Dediğim gibi yönetmelikte uzmanlık yok ama benim nacizane tavsiyem, ileride problem yaşamamanız için raporlarınızda böyle sıkıntılı bir durum varsa bir uzman geoteknikçiden, dediğim gibi jeoloji kökenli, inşaat kökenli yardım alırsanız, o hesapları ona yaptırır ve sonuç önerilere beraber imza atarsanız o sorumluluktan da yırtmış olursunuz, kurtulmuş olursunuz. Genel olarak arkadaşlar, yani işte genel sonuç öneriler rapor formatı ne kadar detaylandırırsanız o kadar iyidir. Atasözüyle başladık, atasözüyle de bitireyim, anonim bir atasözüdür. İyi bir mühendislik muhakemesiyle bir zarfın arka yüzünde bile yapılabilen tasarım, muhakeme yeteneği olmadan tonlarca bir bilgisayar çıktısı olsa da ortaya çıkartılamaz. Bunu da anonim bir atasözü olarak, son sözüm olarak söyleyip hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun Necat Bey. Eğer ekranınızı kapatırsanız söz almak evet. isteyenlere de buradan söz vereceğim. Tamam. Evet. Söz almak isteyen var mıydı? Şu anda benim gördüğüm kadarıyla yok. Bir soru vardı Necat Bey. Ben size onu ileteyim. Hı hı. Jeoteknik ve geoteknik kavramları arasındaki farkı sormuşlardı. Vallahi arkadaşlar, şimdi dediğim gibi ben 20 yıl önce de bu JG kavgasına girmedim. Gene de girmem. Adını ister jeoteknik deyin, ister geoteknik deyin. Yani bunun şeyi yoktur. Türkçesi jeotekniktir bunun. Yani Türkçesi bunun, bu lamucibi yok. Bunun Türkçesi jeotekniktir. Geometri gibi bir şey olmuş mesela. Hani geometriye nasıl jeometri demiyorsak, geoteknikte biraz ağız alışkanlığı olmuş ama İkisi de aynı şeydir. Yani jeoteknikle geotekniği bana sorarsanız, ya dediğim gibi hem jeoloji hem inşaat mühendisi eğitimi aldım. Benim için hiçbir farkı yoktur. Ha, doğrusu bunun Türkçe kullanacaksak jeotekniktir. Yani doğrusu jeoteknik. Hı-hı. Ama arada hiçbir fark yoktur. Teşekkürler, sağ olun. Hüseyin Bey söz istiyor. Hüseyin Bey buyurun lütfen. Evet, kimse söz almadı, ben bari alayım diye düşündüm. Onu söyledim. Necat'cığım çok teşekkür ediyorum anlatımların için. Ben en son soruyla ilgili düşüncemi aktarayım. Necat gibi düşünüyorum arkadaşlar. Geoteknik Almanca bir kelime. Yani şöyle, Türkiye'de kullananlar ve Alman ekolünde gelenler geoteknik kelimesini kullanıyor. Bizde mühendisliğin temelini de İstanbul Teknik Üniversitesi ülkede attığı için ve o ekolün büyük bir kısmı 1700-1800 hatta 900'lü yıllarda Alman ekolüyle yetişmiş insanlar söz konusu geotekniği alıyorlar arkadaşlar. Halbuki jeoloji kelimesi Fransızcadan Türkçe'ye çevrilmiş ve birçok şeyde de J kullanılıyor Fransızcadan çevrildiği için. Ta 1800'lü yıllardan jeoloji, jeoteknik gibi kavramlar Türkçe'ye Fransızca kökenli olarak çevrildiği için de J harfi kullanılıyor. Kavramsal olarak da aynı arkadaşlar. Yani bu konuda sadece biz düşünmüyoruz. Çok sayıda sözlük söz konusu. Onu da ifade edeyim.
Son zamanlarda bunun adı jeoteknik midir, geoteknik midir tartışmasından temel nedeni kavramlar üzerinden iş kapabilme düşüncesi. Türkiye'de maalesef kurumlar da buna alet oluyor arkadaşlar. Bunu önlemek gerekiyor diye düşünüyorum. O açıdan aslında Türk Dil Kurumu'na önemli bir sorumluluk düştüğünü de düşünüyorum. Yoksa aslında kavramsal olarak bunu bilenler ne olduğunu biliyor. Hüseyin abi zaten o 2000'li yılların başında biliyorsunuz bu kavga çok şeydi, ateşliydi. Yanlış hatırlamıyorsam bizim o da Türk Dil Kurumu'na başvurdu ya, ve bunu jeoteknik inşaatçılar başvurdu. Evet, jeoteknik diye söylemişti aslında. Herkese mavi boncuk dağıttı yani. İkisi de kabul etti. Da, o yani. En sonunda başbakanlık işte AFAD başkanlığı oraya bağlıydı. AFAD terimler sözlüğü en son çıktı biliyorsun. Orada da jeolojiyle, jeoteknikle geoteknik kavramsal olarak aynı olduğu ifade edildi. Yine TÜBİTAK'ın arkadaşlar hazırladığı bir teknik terimler sözlüğü söz konusu oldu. Bunu da 5 hoca hazırladı. Hatta TÜBİTAK adına da Maden Mühendisleri Odası bunun baskısını yaptı. Oradan da alıp bakabilirsiniz. Yine kavramlar aynı yani. Onu söyleyeyim. İçerik aynı arkadaşlar. Dediğim gibi bugün dünyada çok sayıda iş yapan büyük geoteknik firmaların başında jeolojik kökenli geoteknikçiler var. Yine şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz 2017 yılında TUMOP Avrupa Mühendisler Birliği'ne başvurdu. Üyeliği kabul edildi. Ve biliyorsunuz bizim web sayfasına da eğer açar bakarsanız duyurular bölümünde sağda Avrupa Mühendislik Belgesi söz konusu. Yani burada isteyen arkadaşımız oradaki kıstasları da sağlamak koşuluyla Avrupa Mühendisliği Belgesi alıyor. Yine EFG var, Avrupa Jeologlar Birliği. Bu alanda çalışanlara geoteknik belgesi veriyor. Amerika'da GSA veriyor. Kanada'da veriyor. Ne bileyim Avustralya'da meslek örgütleri bunu veriyor. Jeoteknikçi belgesi. İtalya'da bu sadece jeologlardan neredeyse temin ediliyor. Orada mühendislik biraz daha farklı. Bizim Türkiye'deki noterlik sistemine benziyor İtalya'da. Yani diyelim ki Hakkari'de iki tane jeoteknikçi oldu. O da sınav açıyor. Kazanan gidiyor Hakkari'de jeoteknikçi olabiliyor. Yani bu kadar da katı kurallar söz konusu. Yani bunları inceledik, baktık hepsine arkadaşlar. Ama sonuç itibariyle dediğim gibi iki meslek disiplininden temin edildiği bilinsin diye özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bir de Necat'ın bir cümlesine katılmadığımı söyleyeyim. Uzmanlık sadece eğitimle alınan bir belgelendirme sistemi değil arkadaşlar. Yetkinlik dediğim şey pratik deneyimle de kazanılan bir süreç. Yani ondan bağımsız değil. Mesela bugün ülkemizde madencilik sektöründe yetkin mühendisler var. Bunların birçoğu SAMREK'ten, Avrupa Jeologlar Birliği'nden veya Amerika'dan belge sahibi. Yaklaşık 300'e yakın meslektaşımız bu alanda belge sahibi olduğunu söyleyeyim. Bunların kimisi master da yapmış ama çoğunlukla arkadaşlar bunlar artık şeye bağlı. Profesyonel deneyime bağlı, onu söyleyeyim. Teşekkürler. Ürettiğiniz raporlar, hizmetler, bunları belgelemek zorundasınız. İşte bizim de bazı yönetim kurulu üyelerimiz eskiden profesyonel mühendislerdi aynı zamanda. Mesela Özcan Dumanlar 2-3 dönem çalıştı. Eski başkanımız mesela İsmet Cengiz. Geçen gün burada konuştu İsmail mesela. Bunlar aynı zamanda Atiye Hoca vardı mesela. Herhalde aldı profesyonel mühendislik diplomasını. Ne bileyim işte bizim Reşat abiler falan birçok kişi dediğim gibi eğitiminden ziyade profesyonel deneyimiyle kazanılmış belgeler olduğunu. TUVOP'un da aslında bir çalışması oldu bilir kişilik yönetmeliği kapsamında ama henüz sonuçlanmadı arkadaşlar. Bunu da ifade edeyim. Ben asıl sözü şey için almıştım. Konuya döneyim. Bu yardımcı bölümlerle ilgiliydi, öyle söyleyeyim. Arkadaşlar bizim bu format tabii ki eksik. Özellikle Eurocode 7'nin ve 8'in 2020'den sonra bu ikinci nesil devreye çıktıktan sonra
değiştirilmesi lazım arkadaşlar. Yeni bazı kavramlar gelecek, öyle görünüyor. Yani benim incelediğim kadarıyla. İki, bu zemin etüt rapor formatında eksiklikler söz konusu. Bizim zorlamamızla kontrol bölümü girdi ama izleme, kontrol, bakım onarım kısmının mutlaka bu sisteme entegrasyonunun söz konusu olması lazım. Yani bu konularda çok eksiğimiz var. Ve bugün Türkiye'deki biraz önce bahsettiğiniz o süt lüce falan filan kazaların temel nedeni izleme, kontrol ve denetim mekanizmasının yetersizliği ve tanımlanmamış olmasından kaynaklanıyor. Öteki kısımlarda da eksiklikler var ama çok fazla değil. Onlar hızla entegrasyon sağlanabilir. Bunun dışında arkadaşlar çok sayıda standart var artık. Hatta 20'ye yakın standartın da Türkiye'ye çevrilerek kabul edilmesi konusunda da bu yıl TSE'ye yazı yazdık. Çünkü TSE hangi standartların Türkçe'ye kazandırılmasını istiyorsunuz diye görüşümüzü istemişti. Neredeyse jeoteknik alan tamamını istedik. Yani bazı eksiklikler vardı. Şimdi tanımlamalar söz konusu arkadaşlar. İşte şimdi Can Hoca ile yazışıyordu aynı zamanda. Başlattığımız bir çalışma vardı 2014 yılından beri. 710 serisi ki formatta bunlar geçiyor. Yine 14.789, 88, 89 gibi sınıflama sistemleri var. Bunlar tamamen Türkçe'ye çevrildi. Şimdi MTA bunu bir kılavuz haline getiriyor. Odamızın da dediğim gibi temsilcileri var içerisinde. Burada da kısmen ondan bahsedildi yani formatta. Artık bizim gösterim ve tanımlama esaslarımız standart olacak arkadaşlar. Avrupa Birliği ile ISO ile standart hale gelecek. Yani biz siz sondaj logunu istediğiniz gibi çizemezsiniz. İstediğiniz rengi de veremezsiniz. Evet. Faylar, düzlemler, tabaka doğrultu eğimleri nasıl göstereceğiniz tek tek tanımlandı. Yani 1380 civarında gösterim esası var arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Bunlar SVG formatında da hazırlanıyor. Yani tıp tıp hani nasıl ki güler yüz atıyoruz ya telefonlarımızda veya ne bileyim bayrak şu bu alkış benzer şekilde olacak. Bunu özellikle ifade edeyim. İkinci özellikle bu geoteknik rapor bölümü diye ifade edilen bölümde idarece zemin profili son derece önemli arkadaşlar. Bütün her şeyinizi artık bunun üzerinden göstermeniz lazım. Çünkü hesaplamalarda burada yani mühendislik parametrelerin tamamını atayacaksınız ki hesaplamalarınızı ona göre gerçekleştirirsiniz. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar şeyimiz tamamlandı. Kontroller devam ediyor. Taşıma gücüyle ilgili bir Excel yazmıştım toprak zeminler için. Kaya zeminler için söz konusu oturma analizi var. Bunlar da kısmen yazılıyor. Yani onlar daha devam ediyor ama taşıma gücü bitti. Kontrolleri devam ediyor. Bizim artık arkadaşlar idealize zemin profilinde tanımladığımız mühendislik parametrelerine göre hesap ve tasarımımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani o yüzden belki Nihat Hoca önümüzdeki günlerde bir idealize zemin profilinin oluşturulması, mühendislik parametrelerin seçimi ve son tarihinde de tabii ki hesaplanması son derece önemli arkadaşlar. Bizim arkadaşların yaptığı en büyük hatalar burada. Veri toplama son derece önemli. Yani kısmen o konuda iyiyiz. Arzu ettiğimiz noktada olmamakla birlikte ama bu idealize zemin profilinin oluşturulması, tasarım parametrelerinin seçilmesi ve buna ilişkin hesap ve dayanımların belirtilmesi önemli. Arkadaşlar ikinci bir konu, biz zemin ve temel etüt raporları sadece statik projelere esas bir rapor olarak görüyoruz. Böyle değil. Dünya bile bunu ikiye ayırdı. Yani Avrupa bunu ta baştan beri ayırdı. Eurocode 7 zemin raporlarına ilişkin bilgilerin içerisinde yer aldığı raporlar. Eurocode 8 de deprem yönetmeni. Tabii ki bunların hepsi birbiriyle ilintili arkadaşlar. Biz sadece bunun için yapmıyoruz. Bakın şimdi mesela tıbbi jeoloji haritalarından bahsediyoruz. Ya Türkiye'de radon gazında yılda 7500 tane vatandaş akciğer kanserine yakalıyor ve şey yapıyor, yaşamını yitiriyor. Ortalama Türkiye maliyeti yılda 1 katrilyon eski parayla 1 milyon lira. Her bir akciğer kanserinin ortalama tedavi
masrafı 17 bin dolar civarında arkadaşlar. Tanı ve tedavi masrafı. Şimdi mesela diyelim ki radon gazına ilişkin yüksek oranlarda tespit ettiğiniz yer var. Hiçbir hesaplamanız tutmayabilir. Mecburen boğçalama yapacaksınız. Radye temel yapacaksınız. Temelinizi adam gibi yalıtacaksınız. Yani dediğim gibi yani 50 bin tane iş yapsanız da o tür şeyler var. Yeraltı suyuna ilişkin sıkıntılar söz konusu olabilir. Tıbbi jeolojik riskler söz konusu olabilir. Don derinliğine bağlı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani bunların hepsinin bu rapor içerisinde mutlaka tanımlanması lazım ve bunun dediğim gibi statik proje hesaplaması ile alakası yok. O yüzden Avrupa bunu dediğim gibi Eurocode 7, Eurocode 8 yani 1997, 1998 diye ayrı ayrı kodlara şey yapmış. Arkadaşlar bu alanda çalışan her bir arkadaşımıza son bir önerim budur. 1997 ve 1998'in bütün standartlarına baksınlar. Özellikle arkasında anexler var yani ekler bölümü var. Bunların bir kısmı normatif, bir kısmı innormatif yani koşula bağlı, yani isteğe bağlı olan şeyler. Neredeyse arkadaşlar hesaplama metotların tamamı burada var. Bunun dışında sondajlar, arazi deneyleri, burada dikkat edin laboratuvar deneyleri, hidrojeolojik araştırmalar gibi standartlar söz konusu. Muhtemelen önümüzdeki yıl tamamlanır diye düşünüyorum. Standartların çevresi ve kabulü uzun sürüyor. Jeoteknik alanla ilgili Avrupa Birliği'nin çıkardığı veya ISO'nun elindeki bütün standartları biz taradık. Bunlar Türkçeleştiriliyor ve TSS standardı haline getiriyor arkadaşlar. Bu standartlara da hakim olması gerekiyor. Mesela burada diyorlar ya sondajlar neye göre belirlendi? Ya ilgili standart var arkadaşlar. Her bir zemin parametresi veya arazi deneyleri nereye göre yapıldı? Arazi deneylerinin yapıldığı standartlar arkadaşlar. Onlara göre yapıldı. Yani bu 22.476 mesela 13 tane standart var arazi deneyleriyle ilgili. Laboratuvar deneyleriyle ilgili de 16 tane standart olduğunu biliyorum. 22.475'ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye devam eden standartlar söz konusu. Hidrojeolojine ilişkin standartlar yine var arkadaşlar. Hidrojeoloji standartını mesela size söyleyeyim. O da 6 tane standarttan oluşuyor. Tanımlama standartları var. 710, bir de 1489 ve devam eden standartlar var. Lütfen bunları temin edin. Elinizin altında bulunsun. Yani her bir deney, arazi veya laboratuvar veya işte sondaj veya şeyle ilgili. Siz söyleyin. Hidrojeolojik araştırmalarla ilgili. Bunların da elinizin altında olmasında yarar var diye düşünüyorum. Çok uzun oldu benimkisi. Teşekkür ediyorum. Saat 11.30 oldu başkan. Evet. Kaç oldu? 11.30. Evet. Yani nasıl olsa meslektaşların çoğu bu işte çalışıyor ama izleyen adam da çok yok. Ama yarın işe gidiyoruz. Milletin derdi değil gitmek geliyor. Biz orada olarak çok dert ediniyoruz. Yalnız şey şimdi Hakan Bey söz istiyor. Doğru mu bu sefer Hakan Bey? Tamam. Hakan Bey'e söz verelim son olarak o zaman. Tahir Bey de var. Buyurun Hakan Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben önce İstanbul Şube Başkanımız Sami Bey, beni tuttuğuna çok teşekkür ediyorum. Necat Bey size de teşekkür ediyorum. Ben bir saptamayı da dile getirmek istiyorum. Bu kanunla ilgili, genelge ile ilgili bir geçmişi var. Şimdi daha önce Necat Bey söylediği gibi burada şöyle bir yanılgı oldu. Geoteknik raporunu inşaat mühendisleri de yapar diye bir algı var. Aslında bu algı ilk taslak ortaya çıktığı zaman geoteknik raporda inşaat mühendisi yapar, jeoloji mühendisi ismi yok. Sadece bizi veri raporuyla sınırlandırmışlardı. Böyle olunca bu ön yargı bütün inşaat mühendisi camiasına yayıldı. Hatta ben çevre şehircilerinde çalışıyorum. Hatta Hüseyin abi de bilir. Bizim bakanlık Ankara'da bir eğitim düzenledi bununla ilgili. Orada dışarıdan bir inşaat mühendisi arkadaş geldi. Bakanlık tarafından görevlendirildi.
oradaki insanlara bunun, yani oradaki bizim hem jeoloji hem jeofizik hem inşaat mühendisi arkadaşlara bunun jeoloji inşaat mühendisleri tarafından yapılacağını bilhassa söyledi ve biz orada çok sert tepki gösterdik. Ve ondan sonra o sunum yarıda kaldı. Daha sonra tabii ben şunu da söyleyeyim. Şimdi buradaki birçok meslektaşımız odayla ilgili işte ne yapar, şu yapar, bu yapar diyor ama bunun bu hale gelmesi ve geoteknik raporunun ilgili meslek dalları tarafından yapılması ibaresini bizim odamızın büyük katkılarıyla, çabalarıyla oldu. Onun için de ben hem başkanımız Hüseyin abi hem diğer yönetimine teşekkür ediyorum. Çünkü ben bunu bütün meslektaşlarımızın çok iyi bilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Son olarak Tahir Bey'e söz vereceğim. Saniye. Teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Evet evet geliyor. Buyurun lütfen Tahir Bey. Çok teşekkür ederim. Geçen akşam da son sözü almıştım. Ben de Hüseyin Başkan merhaba. Merhaba hocam. Oda Başkanlığı nezdinde İstanbul Şube Başkanı katılımcıyı Necat Bey'i kutluyorum ve çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum, bir daha tekrar ediyorum. Çok güzel gelişmeler bunlar ama bugün de Sayın Başkan değindi katılımcılara. Geçenlerde ben ya neden saçı ağarmış olanların katılım sayısı daha fazla demiştim. Benzer bir eleştiri ama yapacak bir şey yok Hüseyin Bey. Yani insanların ilgisi bu kadar. Şu anda eminim ki birçok meslektaşımız gruplar halinde chatleşiyordur. Başka şeyler yapıyordur. Yani gerçi herkesin işi vardır mutlaka. Yani ben de bugün çok geç katılabildim mesela. Olur ama sürekli olmaması gerekir. Ben yıllarca üniversitede bu tür toplantıları, benzer toplantıları sosyal etkinlikler konusunda yaptığım için yani katılan bir veya derslere giren, gerçi derslerime giren öğrenci sayısı az olmuyordu ama yani ünlü tiyatrocular der biliyorsunuz, bir kişi bile olsa izleyici yine bütün can havlimizle oynamamız gerekir diye. Şimdi ben bugün sözü Türkçe üzerine aldım bir, yine mesleğimiz üzerine aldım. Türkçe, ben 68 üniversite girişliyim, işte yakında 50. yıl plaketim verilecek herhalde. İlk girdiğimizden, öğrenciliğimden bu yana ilk rahmetli Mehmet Akartuna'nın genel jeoloji tekstilini Türkçeleştirmeyle başladı işim. Yani orada anlamadığım sözcükler vardı. Nedense ben Anadolu çocuğuyum. Anadolu'da o kadar Arapça kullanılmıyor. Karamanlıyım üstelik Yunus Emre'nin memleketinden. Neyse uzatmayayım. Ben de bu Türkçe tutkusu, Türkçe aşkı diyeyim artık, ülke aşkı gibi bir şey hiç sönmedi. Ve her zaman ilk gençliğimden bu yana ya dedim bir tane Türkçe jeoloji sözlüğü olsa. Hemen 71'li yıllarda Türk Dil Kurumu bir tane çıkardı. Sonra çeşitli sözlük yazanlar oldu falan. Neyse şimdi adı geçmediği için söylüyorum. Türkiye Bilimler Akademisi, yani TÜBA'nın TÜBATERİM GOVTEDİR diye bir sözlüğü var arkadaşlar. Bunu Hüseyin, ben şimdi iki tane terim okuyacağım oradan. Benim jeolojiye çok büyük katkım oldu o şeyde. Zaten katılımcıların adını görürsünüz. Neyse uzatmayayım. Ben orada jeoteknik mi, geoteknik mi, önce onu okuyacağım. Sözlükteki tanımını, şu anda sayfa açık. İzin verirseniz iki dakika, izlerimde olmadığı için gözümü kaydırıp okuyacağım. Sonra da bunu hiç olmazsa meslektaşlarımıza duyuralım Sayın Başkan. Böyle bir sözlüğün olduğunu. TÜBATERİM.gov.tr adresinden girebilirsiniz. Şimdi ben açtım, bir sordum. Tabii bu arada demin söze edildi Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu ve birçok diğer kurumun içi oyuldu 1980 yılından bu yana. Bunu saklamaya, gizlemeye, bundan çekinmeye hiçbir gerek yok. Geoteknik diye bir terimi Türk Dil Kurumu sözlüğüne alıyor. Bundan utanması gerekir. Hocam önce onu da söyleyeyim. Onun önce jeoteknik, sonra inşaatçılar başvurdu, geoteknik yaptı. Yani böyle de bir şey var yani, onu da söyleyeyim. Sayın Başkan. Bunların yazdığı resmi yazı var elimizde bir de. Yani dil konusunda böyle bir komedi olabilir mi? Yani daha ağır konuşmak istemiyorum. Bir sözcüğün, kelimenin bir kökeni araştırılır.
etimolojisi araştırılır. Nereden gelmiş, nereye gitmiş, ne demek istiyor? Bütün dünya biliyor ki Almanların kendilerine özgü bir dilleri var. Hemen hemen %90 bütün terimleri jeolojik zaman cetvelini bile kendi dillerine göre yazıyor. Aynen şeyler gibi, Çinliler gibi, Ruslar gibi, Japonlar gibi. Biz neden öyle olmuyoruz? Biz bu dilimize niye sahip, biz bir ülkemize niye sahip çıkmıyoruz? İnsan dilinden bu kadar korkar mı? Kendinden korkan insan dilinden korkar. Yani inanılmaz bir şey. Israrla bir şey duyuyoruz şimdi bakın. İngilizce bir yayından bir şey okuyoruz. Bu yeni moda oldu. Segment örneği. Ya kardeşim ben 73 yılından bu yana fayın ne olduğunu bilirim. Fayın parçalı olduğunu bütün dünya biliyor. Fayın parçaları vardır. Belli bir kesimi vardır. İngiliz buna segment der. Ama bizimkiler segmentten başka sözcük kullanmıyor. Ayıptır. Yani şurada duyan birkaç kişi ama olsun. Belki kulaktan kulağa evrilir. Veya hibrit. Sanırsınız ki bazı cahil jeologlara, cahil diyorum, sorsanız sanırlar ki hibrit sadece magma için kullanılan bir terim. Ya kardeşim hibrit melez demek. Bütün konularda geçen bir terim. Yani bu kadar cahillik, bu kadar kör parmağım gözüne olamaz yani. Neyse şimdi ben sözü uzatmayayım. Çok dertli olduğum bir konu. Keşke bu konuda da bir seminer ben versem. Şimdi jeotekniği okuyorum arkadaşlar. Bu sözlüğün şöyle bir özelliği var. Üç dilde karşılığı var. Almanca, Fransızca, İngilizce. Harf sırasına göre olduğu için öyle. Tabii jeoteknik de dendiği için jeotekniği de yazdık ayıp olmasın diye. Ama sözlüğün terimin esas adı jeotekniktir. Ve der ki zeminleri oluşturan malzeme bilgilerini kullanarak bu malzemelerin davranışlarını inceleyen zemin mekaniği ve kaya mekaniğinin yanı sıra mühendislik jeolojisi, hidrojeolojisi ve zemin ile ilgili diğer bilim dallarında kullanılan mühendislik kavramlarını da içeren uygulamalı bilim dalı. Buna göre jeoteknik arazi çalışması falan diye terimler var şeyde, sözlükte. İkincisi, yani bu dil konusunda en son sedimentoloji komisyonu veya grubu zaman cetvelini Türkçeleştirdi. Keşke orada da zamanında haberimiz olsaydı ama hakikaten Türkçe söylenmesi yabancı kelimeye sadık kalacağız diye. Bakın bunu ne İngilizcesinde ne hele Japonya veya Çincesinde görmeniz mümkün değil. Adam zaten kendi harfleriyle yazıyor. Yani biz nedense Türkçe okunması çok çok zor olduğu halde örneğin bir ara Maastricht diyen diye tuttum. İlla Maastricht diyen olur. Maastricht diyen dediğin zaman suç oldu. Buna benzer şekilde lütfen odanın da dilimize ve mesleğimize sahip çıkması lazım. Bunda taviz vermeyin arkadaşlar. Ne kadar taviz verirseniz o kadar üzerinize gelirler. Gelelim bu jeoteknik raporlarına. Arkadaşlar hepimiz biliyoruz şimdi kusura bakmayın tekrar ettiğim için jeo yer demek olduğu için jeoteknik de yer bilimi raporu. Hiçbir zaman bir inşaat mühendisi gidip de arazideki çatlakların sıklığını ölçemez. Geçen Hakkı anlatırken işte bir takım istatistikler için falan yapılması gereken gözlemleri söyledi. İnşaat mühendisi gidip de bir kayadaki o beton sütundaki veya binadaki çatlağı çatlak olarak görür. Gerçek çatlakları bile fark edemez. Bu insan nasıl oluyor da jeoteknik etüt yapıyor? Ben anlamıyorum. Kendisi gitsin, getirdiğimiz örnekler üzerinde laboratuvarda deney yapsın. Biz ona bir şey demiyoruz. Hesaplamalarını yapsın. Ama kayadan zeminden, ya inanın zeminin tanımının bile tam olarak bilmeyen insan bunlar. Abartmıyorum, gelsinler karşımıza tartışalım. Öyle daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi'nin gölgesi adında Türkiye'de yer yaptık diye adam kayırmacılıkla bir yerlere geldiyse inşaat mühendisleri, bunda inşaat mühendisleri bununla övünmesinler. Bundan aksine hicap duysunlar çünkü adil bir şey değil. İnşaat mühendisinin yapacağı ayrıdır, jeoloğun yapacağı, jeoloji mühendisinin yapacağı ayrıdır. Her zaman söylüyorum arkadaşlar işimizi sağlam tutacağız. Çok severek. Çünkü konuşmada da Trabzon'daki arkadaş bir an adı şu anda aklıma gelmiyor da en son mesleğimizi çok sevmemiz öğrenciler Aykut. Aykut'tu değil mi? Trabzon'dan seminer yapan. Aykut. Evet.
mesleğimizi sevdirmemiz gerekir demişti. Nedense ben bu mesleği çok sevdim. Lise yıllarındaki jeoloji dersinden dolayı sevdim. İtiraf edeyim, minnetle anıyorum. Kulakları çınlasın jeoloji öğretmenimiz. Bana bu mesleği sevdirdi. Çok güzel bir meslek. Herkesin sevmesi. Zorla okuyanlar olabilir tabii. Ama yapanların buradan ekmek yiyor ya. Bir insan ekmek kapısına nasıl kötü bakabilir? Nasıl hor görebilir? Nasıl hırpalayabilir onu? Yani benim bunları aklım almıyor. Severek ve aşk ile yaparsak arkadaşlar bizim önümüze kimse geçemez. Siz içinizi sağlam tutun. Ben daha önce de söylemiştim. Bir ara eğitimden söz açıldığı zaman demin başkan da söyledi. İyi bir temel eğitim aldıktan sonra onun üzerine her çalıştığınız konuda uzman olursunuz biliyor musunuz? Yani onun için hiç endişeniz olmasınız. Yeni bir alana gidersiniz. Yeni bir sıvılaşma görürsünüz, onun uzmanı olursunuz. Jeolojinin temeli olduktan sonra jeoloji böyle bir şey, görsel bir şey. Ben sözü daha fazla uzatmıyorum. Ne demek istediğim anlaşıldı. Çok teşekkür ediyorum. Minnettarım Necat Bey, ağzınıza sağlık. Tamamını dinleyemedim ama son sorular kısmında zaten bir miktar konuğunun içeriği belliydi ama ayrıntısı zaten beni ilgilendiriyor. Açık söyleyeyim yani ben şu anda emekli olmuş bir insanım. Mühendislik jeolojisi konusunda hiç çalışmadım. Ve bundan sonra da çalışacağım yok, onu da söyleyeyim size. Zaten emekli olduktan sonra ticari anlamda mesleki bilirkişilik dahil mesleki bütün ilişkimi kestim. Bir kitap yazdım. Yakında çıkacak, o zaman onu ben odaya duyururum, herkese duyursun diye. Jeoloji Haritalar kitabı. Şu anda da demin sözünü ettiğim sözlük dijital olduğu için yeni girmediğimiz kelimeler var. Onlarla uğraşıyorum. Gecem gündüzüm sözlük. Onu söyleyeyim. Şimdi oturum kapanacak. Ben yine sözlüğe çalışmaya devam edeceğim. Çok hocam teşekkür. Kapanmadan size bir görev verelim o zaman. Meslektaş olarak bir de iyi kötü bu mesleği temsil eden bir öğrencimiz olarak bir arkadaşımız olarak. Buyurun. Hocam bu konuda bence sizin gibi insanlara ihtiyaç var. Özellikle bu kavramların doğru yerleşmesi konusunda. Epey bir yazışma, çizişme var. İstiyorsanız size ulaştırayım. Bence yani bir yurttaş olarak Türk Dil Kurumu'na yazı yazın hocam. İnanıyorum ki bunlar dikkate alınacaktır diye. Bu konuyu da size verelim. Jeoteknik nedir, geoteknik nedir? 2-3 yıl önce Celal Hoca'dan rica ettim bir yazı yazsın Cumhuriyet'e. O zaman orada köşe yazısı yazıyordu. Tamam yazarım dedi. 3 yıl geçti orada diye. Yazıyor. Daha sonra bir gazeteci vardı. İzmir'de içeride yattı hocam. Şimdi adı aklıma gelmiyor. Sözlükler konusunda, kelimeler konusunda, kavramlar konusunda yazı yazardı, köşe yazısı. Şu Şirince'de yok kaçak ev yaptın mı attın, sonra Yunanistan'a kaçtı ya, açık cezaevinde yatırken. 7 yıl ceza verdiler imar aykırılıktan dolayı, içeri attılar. Ermeni asıllı bir Türk şey. Neydi ismini şimdi hatırlayamadım arkadaşlar ya. Ondan bir rica ettik ki tam bu kargaşa esnasında dedik ya bunun doğrusu neyse dünyada. Çünkü etimolojik anlamda iyi irdeleyen biriydi kavramları. O da pek şey olmadı, mümkün olmadı. Bunu biraz yani, geniş bir şekilde değerlendirip bence Türk Dil Kurumu'na yazmakta yararı var. Onlardan da en azından bu hassasiyeti isteyerek bir doğru düzgün Türkiye'ye yerleşmesi konusunda çaba sarf etmemiz gerekiyor. O hayatı unutmamak gerekiyor yani. Yani kurum olarak mı yazalım, o da mı yazsın? Kurum olarak da ben de yazarım hocam. Sadece hazırlık görevini size verelim. Ben elimdeki bu konuda yazdığım çizdiklerimi, daha önce yazılan çizileri sizlerle paylaşabilirim rahatlıkla. Tamam, bence o da yazsın. Ben bir şeyler karalarım. Tahir.emre, gerçi benim adresim var odada canım. Şimdi ben niye var adresim? Hocam o kadar. Canlı yayındasın. Üye numaram, benim üye numaram bu arada 200. Yani şeyde mezun olduktan, ben mezun olduğum yıllarda o da kuruldu. İşte kulakları çınlasın. İsmet Özgenç bizden bir sınıf önde kuruculardandı. Ben Fransa'ya gitmeseydim öğrenim için ben de belki kurucu olacaktım.
Fransa'ya gittiğim için üye numaram 204 benim. Yoksa 100'ün altında bir üye numaram olacaktı. Onu tanıyorsunuz. Fransızcanız da var. Bunu daha rahat bizim için değerlendirirsiniz. Tabii tabii ben yazarım. O sorun değil. Yani üyenin oraya adres vermek biraz ayıp oldu da onu toparlamak için ben lafı uzattım. Bütün secere odada yazıyor. Tabii tabii. Mail adresinden gönderin. Ben ilk fırsatta onu değerlendiririm. Yani fazla uzun sürmez benim cevap vermem. Tamam ben hocam. Yine odaya gönderirim. Tamam hocam. Ben size toparlayıp göndereyim tamam. O yazıyı. Tamam. Tamam. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. İyi sevgiler, akşamlar. Saygılar. Sevgiler, sağ olun. Son olarak Sami Bey'e söz veriyorum. Ve daha sonra canlı yayınımızı kapatıyoruz. Teşekkür buyurun Sami Bey. Ben öncelikle Sinem Hanım size teşekkür ediyorum. Sabahın altısında kalkıyor arkadaşımız. Bu saatlere kadar da bize yardımcı oldu sağ olsun. Estağfurullah. Necat Bey teşekkürler, çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Jeoteknik komisyon olarak güzel bir çalışma hazırladınız. Bu ikincisi de düzenlenecek. Hatta 3 seri şeklinde düzenlenecek bu. İkinci seride ikincisinde şey yapacağız. Arazi deneyleri var, yerinde deneyler ve arazideki çalışmalar gösterilecek. Yapabiliyorsak araziden örnekler gösterilecek. Çok sağ olun herkese. Ben bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce Ömer Faruk arkadaşımızın sözünü kestim. Ona kusura bakmasın. Şunu duymamıştım tabii. Belediyedeki arkadaşlar suçlanmış. Bundan dolayı cevap vermek istemiş. Belediyedeki arkadaşlar suçlanmasın. Yani hem özel sektör hem belediyede çalışan, kamuda çalışan arkadaşlar birbirini anlayışla karşılasınlar ve birbirine destek olsunlar. İki taraf da bizim meslektaşımız. Yani genelleme yapmayın arkadaşlar. Genelleme yapmayın. Çok emek harcayan, çok ders çalışan ve bunun uğruna başka şeylere bile gidip ders çalışan arkadaşlarımız var. Yüksek lisans yapanlar var. Bunun için eğitim alanlar var. Lütfen genelleme yapmayalım kimse hakkında. Nasıl girdiğimizi, ben de belediye çalışıyorum, nasıl girdiğimizi kimse bilmiyor. Yani bir kişi yüzünden kimse için genelleme yapmayalım. Bu konuda lütfen ricada bulunuyorum. Meslektaşlarımızı savunun, onlara sahip çıkın. Belediye çalışanlara da sahip çıkın. Bu konuda Ömer Faruk arkadaşımıza katılıyorum. Yani bu zor bir iş ama destek lazım. Destekleyelim. Necat Bey'in desteği her zaman arkadaşlarımız oluyor. Bu konuda bunu da ben söylemek istedim. Teşekkür ederim herkese. Çok teşekkürler. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.